247. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın abi? Nasıl geçti Barcelona? Barcelona soğuktu. Evet, onu çok duydum. Çok soğuktu. Yani garipti, böyle günün yarısı soğuk, sonunda ısınan filan bir havası vardı. İlk gittiğimiz pazar günü mesela akşam muazzam bir yağmur yağdı. Biz havalimanından inine binmez cep telefonlarımıza kar alarmı uyarısı geldi filan. O kadar. Yağdı mı peki çok? Pazartesi sabah otelden çıktığımızda bir arabanın üstünde kar gördük. Yani artık ne Barcelona'nın neresinden geliyordu bilinmez ama yani gayet böyle, hani İstanbul'da kar yağdığı zaman arabanın üstünde kar olur ya. Öyle kar gördük. Onun dışında gördük. Ben bundan bir 7-8 yıl önce Barcelona'da kar görmüştüm bu mevsimde. Yine fuar ben, için gittiğimizde. Gerçi 7-8 yıl mıydı? Hiç görmedim. Ya. Her gittiğimde soğuktu, daha sıcaktı. Soğuktu. Çok yoruldum. Hiç keyif almadım. Seneye senin gitmen lazım. O yüzden şu pasaport olayını çöz artık. Yani vize olayını çöz. Gitti, ne yaptın? Gittin Almanya'da, İtalya'da araba mı çaldın? Yankesi kapkaç mı yaptın? Ne yaptıysan çöz şu olayı. Daha hala cevap gelmedi zaten itirazıma bir de. Hani bir aylık süresi varmış. Cevap verirlerse en azından şeyi göreceğiz. Sen ne düşünüyorsun MVC ile ilgili? Buradan izlediğin halin ne? Yani buradan zaten şöyle bir şey de söyleyeyim. İşte yani siz döndükten sonra da hani kendi aramızda WhatsApp'ta söyledim. En fazla içerik yine diyeceğim birçok yılda zaten hani bizden çıkıyordu ama hani ekibin kalabalıklığını vesaire dedik. O zaman işte Berkin abidir, Kerem'dir falan filan. E tabii zaten bir yıl var hani 32 sen, tane. Ben, rahmetli Berkin, Kerem, her sene Yıldıray. Bu dönemde zaten bana Facebook'tan hatırlatma geliyor. Hani böyle bir yazık, şey vardı. Yıldıray abi çekip Yıldıray'ın çıktığı orada basın odasındaki fotoğraf bana o geliyor. 5 kişi birden şeyde olduğumuz, MVC'de olduğumuz galiba. Bir yıl vardı. Şimdi 5 kişi olunca ne işe yarıyor bu 5 kişi? Mesela atıyorum oradaki 5 kişi arasında hiç video çekmeyen de vardır büyük bir ihtimalle. Videoların %20'sinden çoğunda görünmeyen de vardır. Ama işte diğerlerinin çektiği videoyu basın odasına git, yükle, yayına hazırlayla getir bilmem ne filan, işi de bir iş orada. Her ne kadar internet çok hızlı olsa da hani o senin standdan basın odasına gidip bu işleri halletme süren, sonra tekrar standa gelme süren filan az buz bir zaman değil. O kadar büyük dokümanları işte atıyorum çektiğin cihazın hafıza kartından ya da hafızasından bilgisayara aktarmak filan gibi işler de vardı. Tabii ki sen diyorsun ki 5 yıl önce. 5 yıl önce teknoloji de bu kadar hızlı değildi en nihayetinde. O yüzden orada kalabalık olmak önemli tabii ki. Biz 2 kişi gittik işte malum şartlar yüzünden. Yani sen gelemiyorsun, Even askerdi muhabbeti yüzünden. Ve bu süreci en kısa hale getirmek için tüm videoları tek bir formatta çekmeye çalıştık. Tüm videoları ve cep telefonuyla çektik. Yanımıza bir de GoPro falan almıştık ama fuarın ışıklandırılması GoPro için iyi olmadığı için, GoPro şey yaptığı için çok fazla kırpışma yaptığı için. Hatta bazı standlarda şey de yaptı, iPhone da yaptı bunu ne yazık ki. GoPro'yu kullanamadık, iPhone'la çektik. Benim biliyorsun şeyle alakalı bir derdim yok işte. En çok videoyu biz yapalım, en az videoyu biz yapalım. Tabii tabii yok. Onun için demedim. Hani aslında oradaki şey mesela işte bizde video olarak 10 videomuz vardı. Birkaç tanesi yani onun dışında 2-3 ürünü de Reels ve Shorts olarak paylaştık. Kıttı yani aslında şey. Kıttı. MVC kıttı yani. Daha genç olsaydık Yıldıray'la daha çok enerjimiz olsaydı mesela şu 10 video yerine 20 videoda çıkartabilirdik. Açıkça söylemek gerekirse ama yoruluyor insan bir yerden sonra. Bir de işte o soğuk dediğim gibi çok hırpaladı. Ben fuarla ilgili ne düşündüğümü Kerem'le birlikte çektiğimiz o değerlendirme videosunda. Zaten o gün şeydi. Hani o akşam fuardan çıkmıştık. Ertesi günde farklı farklı saatlerde bildiğim kadarıyla herkes Türkiye'ye geriye dönüyordu. Yani hani bizim için, nasıl bizim için dersen doğru olmaz. Türkiye'den giden çoğu yayıncı için fuar bitmişti o anda artık. Tam da çıkış anı. Arkamızda zaten böyle insanlar fuar alanından çıkıyorlar falan gibi bir muhabbet var. Görüştüğümü paylaştım. Bana göre bu yılın kazananı MVC'nin kendisi. Çünkü fuar biraz olsun son 2-3 yıl, son 2-3 yıl dersem yanlış, son 2-3 fuara göre biraz olsun iyiydi ve fuarın bu iyiliğinin tek kaynağı da Xiaomi'ydi. Evet. Tek kaynağı da katlanabilir cihazların bu kadar çok olmasıydı. Yani bundan sonraki fuarlar için tabii ki bazı pozitif sinyaller demek bu. Ama mesela öte yandan Realme'nin yine standı yoktu bu yıl. Honor'ın çok güzel bir standı vardı. İlk kez fuarda Honor'ın bir standını gördük. Honor açısından çok önemli bence. Benim gözümde zaten fuarın yıldızı Honor olabilir yani Xiaomi ile beraber.
Ya şimdi hanımının yıldız olma hikayesi işte telefonunun Dioxomark'tan iki konsepti birden bir numaradan girmesi. Bu yabana atılığı bir şey değil tabii ki yani. Yani o cihazlar Türkiye'ye geldiği zaman üzerinde konuşuruz zaten ama şunun için söyleyeyim. Mesela geçmiş yıllarda biz Hanover diye bir marka görmüyorduk fuarda. Bu yıl gördük ve büyük bir alanda gördük. İşte bunun davası şeyin başına, Realme'nin başına. TCL'in göveceli olarak küçük bir standı vardı, daha büyük bir stand. Tekno'nun göveceli olarak küçük bir standı vardı, daha büyük bir stand. Tekno da ilk defa girdi galiba gerekiyor. Zaten. Benim bildiğim kadarıyla da ilk defa girdi. Geçen sene hatırlamıyorum mesela. Belki geçmiş yıllarda Çin pavilyonunun, Tayvan pavilyonunun evet. içinde falan bir corner olarak falan girmiştir, gözümüzden kaçmış olabilir ama ilk kez bir standları olduğuna şahidim. Intel'in kocaman bir standı vardı. Normal şartlar altında Intel'in o kadar büyük bir standı olmaz. AMD'nin o kadar büyük bir standı olmaz. Yani o üçüncü hall dediğimiz hani mobil teknolojilerin olduğu yerden bahsediyorum. Demek ki çok fazla insan standlarını küçülttü ve çıktı ki işte kim o çıkanlar işte LG yoktu. Niye cep telefonu pazarında yokla verdik. Sony gelmemişti. Doğru zaten 3'ün sonunda onun yok 3'ün sonundaydı galiba onun şeydi. Yani başka markalar da çıkmış demek ki. O yüzden şey boştu yani Intel'e daha büyük alan kalmıştı şeyden. Nokia'nın yine şeye gidi galiba sizi konuşmanızdan adım. Yine büyük bir holü vardı ama telefon yine köşede şimdi küçük bir yerde. Şimdi o Nokia'larla Nokia'ları birbirinden ayırmak lazım. Büyük olan Nokia altyapı şirketi. Aynen bu logoyu değiştiren. Gerçek Nokia logoyu değiştiren falan o. Şimdi insanlar o logo değişimi kendine zannediyorlar ki cep telefonu Nokia markasının da logosu. HMD işte. Global aynı. Aynı. O başka bir şirket. Ve her ne kadar Avrupalı bir şirketmiş gibi numara yapsa da o da Çinli bir şirket aslında. Yani bizim bildiğimiz altyapı şirketi olan Nokia Avrupalı bir şirket. O hala Finlandiyalı bir evet. şirket. Logosunu o değiştirdi. Cep telefonu işiyle uğraşan Nokia ise yani Nokia markasını cep telefonu sektöründe kullanma hakkına sahip olan şirket ise hala aynı logoyu kullanıyor. Avrupalı kılığında bir Çinli şirket o da. Ben Nokia standına gittiğim zaman şeyi fark ettim. Yani küçücük bir stand bu şu bir bu kadar. Geçen sene de öyleydi. Şey olarak yani ürünlerin sergilendiği alan bu kadar bir yer. Hatırlıyor musun? Yine o bizim gittiğimiz meşhur beşimizin birden olduğu yıl işte yeniden lansman dönemindeydi Nokia. Yer gök Barcelona'da Nokia doluydu evet, filan evet, filan. Evet. Nokia'nın tekrar bittiğine şahit olduğumuz yıldı bence bu yıl. O çocuk tabletleri filan sergilemişlerdi. Geçen sene mesela laptop vardı yani. Yıldivay onların reelslerini filan çekti bizim kanalda olması lazım. Bilmiyorum yayın almışız. Aldık aldık ya. Bütün şeyler yani shortslar YouTube'da çıktı. Instagram'da çıkmaya devam ediyor. Nokia'nın artık havlu attığını gördüğümüz fuar oldu bu. Yani sana şöyle söyleyeyim. Şey Nokia'nın standı o kadar kalabalıktı ki stand küçük olduğu için o kadar kalabalıktı ki Nokia çalışanları gelecek olan her bir yayıncı için özel ilgilenecek zamanları vardı. Şeydi. Bizde de öyle yapmışlardı. O Nokia devri bitti. Yani demek ki Nokia tekrar doğamadı. Hani doğmaya ki çalıştı mesela, falan ama doğamadı tekrar. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene işte standta bir masayı da laptoplara ayırmışlardı. Onun videosunu ben çekmiştim. Oradaki söyleyen de mesela laptop da farklı bir markada diyordu. O da HMD Global diyordu. Öyle mi? İşte yani o. Hani biri de laptop için lisansını almış gidip. Sonuçta döndük geldik. İşte bundan sonra neye bakacağız fuar anlamında? IFA'ya bakacağız. IFA'dan sonra işte seneye bu zamanlara gelmeden tekrar CES var. Biliyorsun ben CES fuarına böyle uzak duran bir adamım. Yani fikren de beğenmiyorum o fuar konseptini. Seneye Barcelona var tekrar. Gitmem inşallah diye düşünüyorum. Yani gitmem diye düşünüyorum. Sen git, sen gidersin, ben gidersin diye umuyorum açıkça söylemek gerekirse. Bakın. Siz oraya gidip çok iyi iş çıkartın. Sizin orada yapacağınız işten çok çok iyi para kazanın. Ben seneye yazın tatile giderim diye düşünüyorum mesela. Var böyle bir hayal. İfa öncesi. Aynı öyle yani şey, Ağustos'ta Barcelona'da tatil yapıp oradan Berlin'e geçmek falan gibi güzel olur yani. Çok çalışın çocuklar. Çok çalışın. Biz çalışsak da şey kabul etmiyor. Direkt Avrupa Birliği istemiyor. Ay, hadi o zaman senin şeylerin ne derler? Cuma raporu konularınla, Cuma raporuna girişi tamamlayalım. Zaten ilk konu aynen. Bizim şöyle dün değerlendirme videosu çektiğimiz. Akıllı telefonlarda $200 sınırı, $350 oldu. Ne sınırı? Bu günlük kıymet taban limiti aynen. denilen bir limit var. O limit.
Ne oluyor? Yani orada kısa ya aslında şöyle anlattık, sen bize kısaca anlat. Normalde bu 2020 yılında çıkan bir şeydi. Birçok insan hatırlar ve tabii ki hani söylemin sebebi işte Türkiye'deki üreticileri korumaktı. Çünkü Türkiye'deki üreticiler hep hani 200 dolar bandında giriş orta seviye cihazlar ürettiği için satabilmesi adına diğer cihazlara bir birim gümrük kıymeti dediğimiz şey getirildi. Bunda da markaların yapması gereken belli evrakları toparlayıp bu cihazın kıymeti budur diye belirtmeleri gerekiyor. Eğer böyle bir şey belirtmezlerse 200 dolar altındaki bütün cihazlar 200 dolarmış gibi kabul edilip vergilendirmesi öyle yapılıyordu. Bu da o dönemde bize neyi gösterdi? Uygun fiyatlı giriş seviyesi dediğimiz cihazlar bir anda artmıştı. Şimdi ise 28 Mart'ta tedavüle geçecek. 28 Şubat'ta duyuruldu resmi gazeteden. Bir aylık süre verildi. Bir ayın sonunda bu 200 dolarlık sınır 350 dolara çıkıyor. Ve bu da demektir ki 350 dolar altı olan bütün cihazların vergilendirmesi 350 yapacak. Biz orada bir yaklaşık hesap yapmıştık. Birçok telefonun, uygun fiyatlı telefonun 1500-2500 TL arasında bir zamlanması demek. Aslına bakarsanız şöyle bir tarafı da var. Markalar bu gümrük için gerekli, yani klasik gümrükten sokmak için değil de bu ederini gösterme konusunda anladığım kadarıyla o gümrük tarafına bir şeylere verdiğinde bundan muaf sayılabiliyor. Ama oradaki vergiler vesaire, daha doğrusu belgeler o kadar toplanması zor ve imkansız şey yapılmış ki markalar da bunu yapmıyordu. Çözüm olarak ne oldu? Türkiye'de işte Xiaomi'nin, Samsung'un, Tecno'nun, Oppo'nun fabrikaları açıldı ve o banda takılacak telefonları burada üretmeye başlamışlardı ki fiyatta çok büyük değişiklik olmuyordu aslında. Hepimiz gördük zaten bunu. Sadece marka bazında burada bir hub oluşmuş oluyordu. İsterlerse ihracatta daha rahat bir yer keşfetmiş olmuşlardı. Şimdi ise 28 Mart'tan, Şubat'tan itibaren pardon, bu 350 doları göreceğiz. Birçok cihazda da 28 Şubat. Yok, Mart. Evet, Mart'tayız zaten. Mart'tayız. Uygulamaya girecek. Aynen. Şimdi, dün akşam biz o videoyu yayınladıktan sonra sektörden markalardan birisindeki satış yönetici arkadaşlarından bir tanesi bana WhatsApp'tan şey diye yazdı. İyi hesap yapmışsınız dedi. İyi niyetli hesap yapmışsınız. Bazı modellerde aradaki fiyat farkının tam 150 dolar olma ihtimali de var dedi. Artışın, 28 Mart'tan sonraki artışın. Yani dolar 20 lira desek kabataslak bir hesapla 3000 lira. Bazı şu anki telefonların fiyatlarının 3000 lira artma ihtimali de var dedi. Bu arada nasıl oluyor dedim. İşte bir ve bir vergi oranı kadar. Yani hani tam 200 dolar olan bir telefonun fiyatının Türkiye'de bu yeni uygulamayla 150 dolar, 140 dolara yakın artma ihtimali var. 2700 dolar ve 2800 dolar kadar artma ihtimali var dedi. Kötü bir hikaye. Dünkü videoda da bunu belirtmeye çalıştım. Şimdi burada açık açık söyleyeyim. Sen çünkü dünkü videoda da aynı şeyi söyledin. Ben bu 200 dolara kararnamesinin Türkiye'deki yerli üreticiyi korumak için falan alındığını düşünmüyorum. Söyleme oydu. İlk şey yaptığı zaman, çıktığı zaman da bunun böyle olmadığını baskı söylüyordum. Şimdi de hala aynı şeyi düşünüyorum. Şu an zaten hani yerli üretici kalmadı ki. Bu 200 dolar kararnamesi o zamanki Sayın Bakan'ın, ki biliyoruz o zamanki bakan Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı olan beyefendi, cebinden çıkarttığı ve Türk halkına hediye ettiği ve 7'den 70'e her Türk halkının, her Türk vatandaşına hediye ettiği ekstra bir niçin cep telefonu kullanıyorsunuz vergisi. Başka ve bunu şey tamamıyla işte en düşük seviyede alabilecek, yani gelir seviyesi de en düşük ya da telefona ayırabileceği bütçesi azalan insanlardan. Fakir halktan daha çok bir vergi almanın bir yöntemiydi bu. Niye yaptı, hangi mantıkla yaptı bilmiyorum. Çok saçma. Hangi açığı kapatmak için böyle bir karar verdiler? O açığı kendileri başka yerlerden ufak tasarruflar yaparak kapatamazlar mıydı? Bunları bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu aynı sayın beyefendi bakan aynı zamanda şunu da söylemişti. Bakın unutmayın. Tarih bunları unutmamamız gerekiyor. Tarih bunların hepsini yazdı. Bir ülkeden Türkiye'ye paketler gelip duruyor. Bir inceleyin bakalım bunları dedim demişti. Söylediği ülke hangisi? Çin. Çin. O günden sonra Çin'den bir dolara bir tane kulaklık bile alamaz hale geldi bu insanlar. Ve kafasına göre vergilendiği için. Aynen öyle. Orada. Mesela seninle birlikte sen Kadıköy'de oturuyorsun, ben Ümraniye'de oturuyorum. Atıyorum Doğuş Bodrum'da oturuyor. Aynı öğünden üçümüz aynı gün şey yaptık, sipariş verdik. Bir dolarlık kulaklık. Birimiz hiç para ödemeden bu kulaklığı postacıdan teslim aldık.
birimizin kapısında postacı dayandı, dedi ki sana bu kulaklığı vermem için bana 50 lira daha para vereceksin dedi. Birimize postaneden kağıt geldi. Kaldırık içinde gel postaneye, gümrükten ürününü teslim al, vergisini de öde dedi. O yani, da 300 lira bir şey çıktı. Öyle bir birbirinden farklı uygulamalar ortaya çıktı ki sırf niye, hangi yüzden? Bakan bir ülkeden o kadar çok posta geliyor Türkiye'ye, şunu bir inceleyelim dedim diye. Yani bunu niye söylüyorum biliyor musun? Vatandaşın, bence bunlar yanlış uygulamalar. Bu uygulamalar yapılacaksa bile Türkiye'nin 3 farklı yerinde, 2 farklı yerinde, 5 farklı yerinde insanların tamamının eşit etkileneceği uygulamalar yapmak zorundasın. Sen bunu postacı abiye ya da işte postanenin o gümrük tarafında çalışan bir tane memurun hayata bakış açısına falan bırakamazsın böyle bir hikayenin ne olduğunu. Ayrıca biz şunu da gördük ne yazık ki. Yine Çin'deki bazı web sitelerinden alışveriş yaptığımız zaman tüm vergileri öde opsiyonuyla alışveriş yapsak bile kapıya gelen postacının bizden yine para istediğini, ekstradan para istediğini falan da gördük. Bunu şunun için söylüyorum. Bu bir düzensizlik göstergesidir. Devlet yönetimi ise düzen gerekiyor. Süreklilik gerektiriyor. O yüzden bu 200 dolar kararnamesi, şimdi 350 dolara çıkan kararname de bence çok gereksiz bir uygulama. Tıpkı cep telefonlarında TVT bandı payının olması bilmem ne filan gibi. O Çin'den gelen, dünyanın herhangi bir yerinden gelen hikaye de çok anlamsız bir uygulama. İnşallah Türkiye yakın gelecekte bu uygulamaların tamamının ne kadar anlamsız olduğunu daha yüksek sesle söyleyebilecek. Ve bunları daha yüksek sesle söylediği için de kimsenin hapse atılmasına, tutuklanmasının filan öngörülmediği bir ülke haline gelecek. Diyeyim ve... Ki şöyle bir bilgilendirme de yapayım. Ben de şeyi merak edip bakınmıştım. Şu an 300 dolar bandındaki cihazlar neydi? Altına denk gelen. Yani baktığımızda Türkiye'de de işte yeni satışa çıkan X9'a 300-350 dolar bandında. Haliyle Poco X5 300-350 dolar bandında. A23, Samsung'un Galaxy A23'ü. Hiç uzağa gitmeyelim. Gelecek. Şöyle bir hesap yapalım. Mesela A53, X9'a ve Poco X5'in 300 doları olduğunu varsayalım. Ve bu cihazların hepsinin şu an Türkiye'de 10 bin liraya satıldığını varsayalım. Bunların fiyatı 50 dolar vermek zorunda. Yani 10 bin lira artı 50, 50 dolar kaç lira yapıyor? 1000 lira mı yapıyor? Lira. Demek ki 11 bin lira olmak zorunda. Evet. 28 Mart'tan sonra bu cihazların fiyatı sırf bu uygulama yüzünden %10 artacak. Bu cihaz 300 dolar değil, 200 dolar olsaydı bunun fiyatı 150 dolar artacaktı. Bir de şey farkı şu an azalacak büyük ihtimalle. Geçtiğimiz senenin cihazları yani ya da ondan önceki senenin işte mesela A52, A51 serisi, işte Samsung'un M serisi vesaire, bunların da artık ederi o civara düştüğünde de etkileniyorlar anladığım kadarıyla. Yani hani iyi şeyler değil bunlar. Zaten bozuk olan ekonomimizde, zaten deprem nedeniyle vatandaşın da otomatik olarak fakirleşeceği bir dönemdi. Böyle işler yapmak bence yöneticilere yakışan şeyler değil, davranışlar değil deyip yine yöneticilerimizin bir başka kararına geçelim. Anlat bakalım neymiş bu karar? Biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç aylık süreçte Çin'den çok fazla yeni hani otomobil ithalatı, mesela Chery Türkiye'ye geri döndü. BYD Türkiye'ye giriş yapıyordu. Bunun yanı sıra işte Serezler vesaire geliyordu ki daha önce Murat abinin de çok fazla vurguladığı ve hani bu yılın otomobili olacak dediği Dacia Spring mesela. O da Çin'de üretilen bir otomobil. Baktılar ki yine senin dediğinin otomobil versiyonu gibi, hani Çin'den çok posta geliyor değil, Çin'den çok şu an elektrikli araba geliyor. Biz de Togg'u yapıyorduk düşüncesiyle. Hem elektrikli otomobil vergi dilimindeki matrah düzenlemesi geldi. Bir diğer yandan Çin'den gelen araçlar için %40 ek vergi eklenmiş oldu. Suyundan da koydular yani. Aynen. Güzel. Yani şu olmasın diye mi yaptılar bunu, öyle mi düşünüyorsun? Ya da sana söyleyeyim, sen evet öyle düşünüyorsun diye seni mi içeri alsınlar, beni mi içeri alsınlar? Önce ona karar verelim. Ya ben direkt şey diye düşünüyorum, hani Togg'un fiyatının düşük kalabilmesi adına. Okey, seni alıyorlar, böyle anladım. Tamam. Yani şöyle mi düşünüyorsun yani? Adam bunu Çin'de üretmiş, getirmiş buraya. 1 milyona satıyor. Sen Togg'u burada 1 milyona satıyorsun.
ya da sen TOGG'u burada 1 milyondan fazlaya satıyorsun. Rakam göreceli yani. TOGG'la aynı fiyatı arabayı adam Çin'den buraya getirip satıyor ve aynı fiyata satıyor. Denmesin diye yurt dışından Çin'den biz özellikle... Biz çünkü içten yanmalıyla rakip dedik. Bizden ucuz elektrikli olursa olmaz ki Türkiye'deki bütün elektrikliler Çin'den geliyor. MG'ler Çin'den geliyor. Dediğim gibi aslında Dacia'nın Çinli firma olmamasına rağmen Spring'i Çin'den üretiyor. Yani elektrikli araç fabrikası Çin'de ve markanın Çinli olması değil durum. Çin'den ithal edilen. Çin'den gelen bütün araçlar %40 vergiye tabi olacak. Bunun yanı sıra eski matrahlara da 140 kW'ın altında olup %10'a tabi araçların matrağı 700 bin liradan 1.250'ye çıktı. 140 kW'nın üstünde olup %50 ÖTV'ye sahip olanlar 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya çıktı matrağı. Diğeri de üstü de zaten aynı şekilde devam ediyor. Ama Çin'dekinde de ilave %10 durumu vardı. Şimdi o işte ilave %10'dan %40'a çıkartılmış. Onu fiyatlarda göreceğiz. Buradan toplanan parayı Kızılay'a versinler. Kızılay biraz çadır alsın satsın şey yapsın çoğaltsın o parayı. Ya da Kızılay'ın para yönetim şirketi varmış. Onu da öğrendik. Şeyde TOGG'u Kızılay üzerinden satsınlar. Ha tabii şimdi TOGG'u tabii konuşmuyoruz. Yani TOGG konuşmaktan ben sıkıldım. Konuşmakta çok istemiyorum da. Hani bu cihazın fiyatı belli olacaktı. Mesela şimdi sen konuşurken TOGG'un hesabına girdim. Sağ olsunlar 6 Şubat'ta depremle ilgili üzüntülerini beyan etmişler. O günden beri susuyorlar. Ya o durum hani kötücül manada demiyorum da onlara bu deprem durumu zaman kazandırmış oldu. Onlar büyük sanki ihtimalle... deprem olmasaydı bu işte yapabileceklerdi. Şubat yani ben en başından beri hep şunu söylüyorum ve insanlar bana kızıyor. Bakalım Şubat ayında bunun fiyatı belli olacak mı? Satışa açılacak mı? Ya bu adamlar da NFT satışını beceremediler. Evet. Araba biz bu adamların araba satmasını bekliyoruz. Onu yani. Zaten tekrar şeyi düzeltemeden bir aylık 10 dolarlık sunucuyu da yaparsan olmuyor. Yani bir daha fazla para vermesi lazım. Gürcan Bey miydi bunların CEO'sun dedi. Yani böyle bütün parayı yemeye, kıyafete falan ayırmasınlar. Bunlar kıyafeti falan çok seviyorlar biliyorsun. Böyle Zebil Aile Çeşmesi gibi giyinip arabanın etrafında fotoğraf çektiriyorlar. Sonra sürekli bir TOGG yöneticileri bir yerde yemek yiyor farkındaysan. Birileriyle birlikte falan. Parayı öyle yemeğe, kıyafete harcamasınlar. Bir 20 dolarlık sunucu alsınlar bari. Aylık şeyi de NFT'yi rahatça. Onu da onlar Kızılay'dan şey alsın işte. Satsınlar. Şimdi TOGG nerede diye sorsan vatan haini ilan ediliyorsun şey olarak. Bu durumda o bu konuşuluyor. Deprem evet yani. Çok üzücü filan bir hikaye de senin eğer böyle bir vizyonun varsa yani şimdi senin vizyonun neydi? 2022 yılında bu arabayı satacaktın. Olmadı. Onun olmayacağını biliyorduk zaten. 2023 ilk 3 ayı dedin. Değil mi? Sonra dedin ki 2023 ilk 3 ayında ticari araba yollarda olacak dedin. Ve biz 2023'ün Şubat ayında satışa başlayacağız dedin. İşte ben ön talep almaya başlayacağız dedin. Evet. Ve en son neyi gördük? Başarısız olan, tamamlanamayan bir NFT satışını falan gördük. Yani otomobil satmasını beklediğimiz şirket otomobil satmak yerine NFT satmaya karar verdi. Ve 6 Şubat'tan beri yani bugün 3 Mart neredeyse bir aydan beri 20 gün diyelim hadi 20-25 günden beri gıkını çıkarmıyor. Bu şirket her şey için onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz değil mi? Uzaya otomobil gönderdik demedikleri kaldı bir tek. Ortada hala otomobil yok. Ve biz 3 Mart itibariyle hala fiyat bilmiyoruz. Nasıl satılacağını, yani hangi şartlarda satılacağını bilmiyoruz. Bu söyledikleri rakamı 2023 yılı içinde bir adet belirlediler ya, şu kadar satmayı hedefliyoruz diye. O adedin hangi aylarda yollara ineceğini bilmiyoruz. Yurt dışından bir talep varsa ya TOGG'a öyle söylüyorlardı ya. Yurt dışından ne kadar talep var ve Türkiye'de bunu 3'e satarken yurt dışına kaça verecekler? Öyle ya, yurt dışına daha ucuza verecekler bu arada. Yarı fiyatına verecekler yurt dışına. Niye yarı fiyatına vereceklerini ben daha önce cep telefonu dünyasından General Mobile'dan ve Vestel'den örnek vererek söyledim. Ne dedim? Bakın bunu tekrar söyleyeyim. General Mobile ürünlerinin Türkiye'den başka 9 ülkede daha satıldığını Türk insanı bilsin çok istemiyordu bana kalırsa. Çünkü şundan korkuyordu. GM 9 Pro'yu o zamanlar Türkiye'de 1500 liraya satıyor. Atıyorum. Birisi girecek Litvanya'dan bir tane web sitesinden bir bakacak. Litvanya parasıyla GM 9 orada aynı telefon. Türkiye'de 1500 liraya satılırken attım 800 liraya satılıyor. Bulgaristan'da 600 liraya satılıyor falan görecek diye bilinsin istemiyordu. Keza Vestel'de Manisa'daki fabrikasında
şey üretirken, telefonu üretirken o da bilinsin istemiyordu. Bakın bugün çok net söylüyorum, sadece Vestel General Mobile değil, Türkiye'de elektronik üreten şirketlerin tamamının Almanya'daki filan mağazalarına bakın, aynı televizyonu Almanya'da daha ucuza alırsınız. Niye? Vergi yükü daha az çünkü. Bir şekilde. Ha, bu benim söylediğim gibi Litvanya, Bulgaristan filan gibi çok az, yani yarı yarıya olmaz fiyat ama çok daha az alırsınız. Şu TOG'un da öyle, bizim öğrenmemiz gereken bir şey. Tamam, deprem oldu, hepimiz çok üzüldük. Önlemlerin alınması lazım. Benim bildiğim kadarıyla TOG fabrikasının olduğu yer depremden etkilenmedi. Yani. Etkilendiyse bile TOG tweet atmadı. Basın bülteni çok seviyorlar ya basın bülteni göndermeyi. Benim bildiğim kadarıyla TOG çalışanlarından bir kısmı göçük altında da kalmadı Allah'a şükür. Biz kamu olarak TOG'u fonlamaya devam ediyoruz değil mi? Kamu olarak ne demek? Senin benim vergilerimizle oluşturulmuş bazı fonlar. Şimdi mesela ben bunu söyleyince bazı çok bilmişler gelip diyorlar ki ya Ersin ne atıyorsun? TOG'un cebine para mı konuluyor? Arsa tahsis edildi. Abi o arsa da senin benim. Yani Kapıkule'den Kars'a kadar bu toprakların tamamı bizim. Ve yaşarken benim, benden sonra benim çocuğumun, benden önce de benim babamın da. Biz, babamın, benim çocuğumun, bunu bana yazan adamın verdiği vergilerle o topraklar korunuyor, bakımı yapılıyor. İşin garibi şöyle bir şey, oraya tahsis edilirken yapılan, özel verilen imar izinleri, ıvır zıvır falan gibi şeylerin harcamaları da yine benim cebimden yapılıyor. Kimse bana şey demesin yani. Bu herkese yapılıyor filan diye. Herkese yapılıyor da şimdi şöyle bir hikaye var. Haklılar. Bugün atıyorum bence mesela BMW de gelse Türkiye'de otomobil üretmek istese, biz TOG'a verdiğimiz araziyi, TOG'a tahsis ettiğimiz kamu desteğini BMW'ye de vermeliyiz. Volkswagen'e de vermeliyiz. Şimdi bu Çinli şirketlere de vermeliyiz. Volkswagen'e veremedik gerçi. Ama vermeliyiz. Ama vereceğimiz şey karşısında ne alacağımızın pazarlığını en başta yapmalıyız. Yani mesela sana fabrika kurman için arazi veriyorum. Sana bilmem kaç yıllık o şu bu vergilerinde indirim veriyorum. Filan filan gibi bir şey. Ama bunun karşılığında da sen şu kadar üretim yapacaksın. Bu üretiminin şu kadarını, minimum şu kadarını Türkiye'den ihraç edeceksin filan diye otur. İş, business böyle yapılıyor dünyada. Ben bunu hatırlarsan cep telefonu hikayesinden söyledim. Ben dedim beklerim ki Recep Tayyip Erdoğan Xiaomi'nin CEO'sunu çağırsın Türkiye'ye. Dedik bunu burada konuştuk. Ne dedim? Avcılar'daki fabrika çok küçük. Gel sana Konya Ovası'nda, Erzincan'da, Sivas'ta, şurada burada Avcılar'daki ovanın 10 misli büyüklüğünde bir yer verelim. Elektrik maliyetini devletin belirlediği en düşük orandan al. Suyu bedavaya verelim. Senin fabrikana yolu bedavaya yapalım. Oradan Mersin Limanı'na bilmem neye senin için hemen 5 yıl içerisinde tamamlanacak özel yol yapalım. Sen şu anda Türkiye'de kaç tane telefon üretiyorsun? 3 modelden ayda 1000 telefon. Hayır, ayda 100.000 telefon üretsen Türkiye'de. Ve bu 100.000 telefonun en az %50'sini ihraç et. Nereye ihraç edersen et, ona sen karar ver. Ben sana illa Avrupa'ya gönderdim, istiyorsan Çin'e gönder burada. Sen bilirsin. Bunu sadece Xiaomi'ye dediğince hepsini diyeceksin. Ha, adamları ayağına çağırmak, senin gururuna yedirmiyoruz. Ya ben bu adamları ezmeyeyim diyorsan randevu alacaksın. Atlayıp uçağa sen kendin gideceksin Çin'e. Konuşacaksın bu adamlarla. Yani bir ülkenin bazı kendisinde eksik olan teknolojiyi üreten markalara bazı yatırımlar yapması, bazı kolaylıklar sağlamasına karşı değilim. Bunlar yapılmalı tabii ki. Bak İrlanda bundan 25-30 yıl önce bir vergi düzenlemesiyle tüm teknoloji şirketlerinin dünyadaki merkezi haline geldi. Trump bile kalkıp Apple'a ne dedi? İrlanda bankalarında duran paranızı Amerika'ya getirmenizi talep ediyoruz dedi. Microsoft'un da Avrupa merkezi İrlanda'dadır, Google'ın da oradadır, Apple'ın da oradadır, Oracle'ın da oradadır, Intel'in de oradadır, hepsinin oradadır. Niye? Çünkü İrlanda hükümeti zamanında bu şirketlere vergi avantajı vermiştir, gitmişlerdir. Bunun karşılığını da çok çok fazla bir şekilde almıştır. Mesela nedir? Apple'ın kullanmadığı milyonlarca dolar parası İrlanda'daki bankalarda durur. Bu da bir karşılıktır. Yani sen her zaman vergiye oynamazsın.
Bunlar çok doğru düzgün yapılması gerekiyor. Şimdi biz TOG'da böyle bir şey yaptık mı ona bakalım. Biz TOG'a sanki BMW'ye vereceğimiz kadar bir arazi verdik değil mi? Yani o araziyi kime versek o fabrikayı yapardı herhalde. Biz işte sen diyorsun Volkswagen'e vermedik diyorsun işte. Yani TOG'dan bir süre önce olan olay. O yüzden bizim TOG'dan ne alacağımızı bilmemiz lazım. Mesela şimdi ne alacağımız? Önce araba kaça alacağız? Kaç tane alacağız? Nereden alacağız? Sonra dedim ya bunu yurt dışından alıcısı varsa gerçekten o kaça alacak? TOG nasıl bir ekonomi yaratacak? Ayrıca bir yandan da bak bu söylediğin şey şimdi bu okudu Çin'den gelen elektrikli otomobilleri %40 ek vergi hikayesi çok doğru. Yani şöyle çok doğru. Şimdi Koreli ya da Çinli üretici ya da Alman marka yurt dışında herhangi bir yer. Dedim ki Çin'de, Hindistan'da, şurada burada ürettirdiği elektrikli otomobili Türkiye'ye getirip TOG'la aynı fiyata satacaksa eğer, satabiliyorsa o zaman Türkiye'deki üretimin şeyi ne? Mantığı ne? Biz bu hatayı cep telefonunda yaptık bakın geçmişte. Vestel o yüzden kapattı o fabrikayı. Çin'de fabrikası. Şu anda Türkiye'de fabrikası olan işte Xiaomi'ydi, Oppo'ydu, Vivo'ydu, Tekno'ydu, Oppo'nun işte kapattığı söyleniyor falan gibi fabrikaların tam randımanla çalışamamasının nedeni de bu zaten. Bu hatayı yapmış olmamız. Hata üstüne hata yapmayalım. Bana soracak olursan Çin'den gelen elektrikli otomobilleri %40 ek vergi hikayesi de tamamen TOG'un önünü açmak için yapılmış bir hikaye. Hiç başka bir şey yok bunun. Lamıcımı yok bunun. Ve çok doğru değil. Bunu şurada bağlayacağız bir süre sonra. Tek marka. Siyasetle tek parti. Tek yemek kuru fasulye pilav. Tek içecek ayran. Tek otomobil TOG. Böyle her şeyi tek yapar. Tek işte şey. Sovyet. Kore'de herkes tek tip kıyafetler giyiyormuş ya. Benim gittiğim Kore'de öyle değildi. Öbür tarafta öyleymiş. Yani bunu ona bağlayacağız. Bu şey değil. Medeni ülkeler seviyesine çıkma hedefindeki bir Türkiye'nin, ki ben Türkiye'nin hedefinin bu olduğunu biliyorum. Bu hedefi bizim önümüze koyanın da Mustafa Kemal Atatürk olduğunu biliyorum. O hedefe yönelik çalışmalar değil bunlar. Milliyetçi olmak tam anlamıyla bu yapılan şey değil bence. Çünkü şöyle bir şey var Erdoğan. Dünya çağlar boyu çok gelişiyor. Değişiyor. Bu değişimden bazı kavramlar, işte milliyetçilik, halkçılık, liberalizm, komünizm gibi kavramlar da paylarına düşeni alıyorlar. Hatta bana soracak olursan insanların yaşam tarzı ve dinleri filan bile değişimi uğruyor. Bu yapılan şey bugünün milliyetçiliğinde, daha doğrusu bu yapılan şeye yani milliyetçilik diyorsak bu millete zarar veren bir şey haline geliyor. Bak yapılan şey milletin ucuz telefon alma hakkını elinden alıyor. Yapılan şey milletin gördüğüm kadarıyla şimdi ucuz elektrikli otomobili alma hakkını. Yani ucuz değil zaten bir yığın vergi var yine üstünde ama yine daha pahalı almasını falan sağlıyor. Yani biz her yaptığımız şeydi Aydoğan'ın aldığı aylık 50 milyar lira maaşla Türkiye'de yaşayamamasını sağlamaya çalışmak zorunda değiliz değil mi Aydoğan? Evet. 50 milyar lira iyi para. Hemen kazanıyorsun bu parayı. Keşke. Rahat rahat yaşa istiyoruz ben bu 50 milyarda. Başkaları da istiyor ki Aydoğan 50 milyar lira kazanıyorsa bu 50 milyarın 40'ını 45'ini biz Aydoğan'dan nasıl vergi olarak alırız diyor. Çocuk teorik olarak kendine araba alabilecek, ev alabilecek durumdayken kivarda oturuyor, TikTok'la geziyor. Yani. Bu şimdi senin iyiliğine mi oluyor milliyetçilik anlamında? Yok zaten hani uygulanan hiçbir şeyde hiçbir şeyi yapamıyorsun yani. Hani ne olursa olsun işte işte insanların mesela asgari ücretten düşünelim maaşları artıyor. Maaşları arttığında her şeyin şey fiyatı artıyor. Artmasa bile vergisi artıyor. Aynen öyle. Bir daha Cuma raporunda benim söylediğim herhangi bir şey keşke dersen Cuma raporunu seyircisiz oynatıyorum bak bundan sonra. Bir de öyle bir durum var zaten evet. Bak söylemiyorsun sana. Benim söylediğim şeye itiraz etme. Ben 50 milyon diyorsan alıyorum diyorsan 50 milyon alıyorum abi diyeceksin. %20'ydi diyeyim. Bu ara çok yani aslında çok normal de garip garip işler çok fazla oluyor ki bir diğer garip iş 1 Şubat'ta yani daha öncesinde bir Twitter'ın kapandığını görmüştük. Erişim engeli getirildiğini görmüştük tam. Sevgili hükümet canla başla 11 ile müdahale etmeye çalışırken yani Twitter bir kenarda dursun diyerek bir kısa bir süreliğine kapatmıştı. Daha sonrasında da 1 Şubat'ta BTK tarafından
açıklanan bir kararla ek sözlük erişime engellenmişti ve hani niçin olduğu bir türlü öğrenememişti. Tabii ki hani 8A maddesinden o yeni gelen sansür yasası dediğimiz yasayla beraber engellendiğini biliyorduk ama ne ekşi sözlüğe bildirilmişti ne ekşi sözlük bunu alabilmişti. Sonrasında dün bir anda ekşi sözlük bir paylaşım yaptı. Biz Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığımız itirazlar sonucu kabul edildi. Erişimi açıldı. Ki BTK'nın sitesinden kontrol ettiğinizde de bu durumu görüyordunuz. Biz de erişim sağlayıcılarına söyledik. Ek sözlüğü tekrar erişime açılmasını bekliyoruz diye bir paylaşım yapmışlardı. Aradan birkaç saat geçti toplamda. Bu sefer 4. sulhün verdiği karara yapılan itirazları inceleyen 5. sulh tekrar erişime geldi. Ankara'da kaç tane sulh mahkemesi varsa biri açacak, biri kapayacak, biri açacak, biri kapayacak. Bu böyle devam edecek. Artema gibi. Aç kapa aç kapa devam ediyorlar. Yani ek sözlüğe erişimin açılması kararı daha şeylerden yapılamadan hani ek sözlüğe giremeden kapatma kararı çıktı. Ya yani 21 Şubat itibariyle kapalı. Düşüncelerimizi biz geçen hafta zaten Cuma raporunda söyledik. Bir daha tekrar etmeye gerek yok. Yani ekşi sözlük kapatılmamalı. Ekşi sözlüğün kendi içinde bazı önlemler alması lazım. Bu önlemleri alırken de bence ekşi sözlük otoriteyle birlikte çalışmalı. Çünkü ekşi sözlük eşi benzeri olmayan bir şey ne derler kaynak. Yani bazıları işte Craigslist bilmem ne filan filan diyorlar ya da tam olarak öyle değil yani. Çok özel bir oluşum sözlük oluşumu. Sadece ekşi sözlükten sonra bilmem ne sözlük adı altında ortaya çıkan tüm diğer sözlükler Türkçe ve başka dillerde çok özel oluşumlar. Ve bunların tamamıyla merkezi bir sistem tarafından üretilen kanunlarla yönetilmesi mümkün değil artık. Bu çok normal. O yüzden otoriteyle birlikte çalışmak zorundalar. Otoritenin bunları kapatmak yerine otoritenin de bunlarla birlikte çalışmak gibi bir zorunluluğu var. Demokrasi zaten böyle bir hikaye. Yani yaptım olduğu yönetimi değil demokrasi. Şimdi ekşi sözlük olayında görüyoruz ki ısrarla bir yaptım olduğu var. Yani kapalı tutmak için bir çaba var sözlüğü. Şey hukuksal olarak bana garip geliyor. Hani avukat arkadaşlar vesaire lütfen hani yorumlar bölümünde yazsın. Hani 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin bir karar çıkıyor. Ekşi de diyor ki yani biz bu nedenlerle şey çünkü hani bize bir şu içerik belirtilmedi, bir şey belirtilmedi dedi büyük ihtimalle. 4. sulh de diyor ki tamam doğru haklısınız. Hemen itiraz yapılıyor. Dördüncünün itirazları haklı bulduğu şeyde neye itiraz edildi de beşincisi burası kapalı Türkiye kaldı. Türkiye böyle bir ülke yani geldi. İşte mesela hafta sonu maç yapılacak. Seyircisiz oynansın diyor. Fener taraftarı gelmesin diyor. Fener gidiyor lokal mahkemeye başvuruyor. O karar kaldırılıyor. Şimdi maç günü büyük bir ihtimalle vali tekrar bir şekilde yasaklayacak. Bilmem ne olacak filan. Biz yıllardır Türkiye'de bu tarz uygulamalar görüyoruz ne yazık ki. Bu sadece ekşi sözlük hikayesi değil. Birçok farklı olayda da gördük. Yani o yüzden Türk milleti, Türk halkı kalkıp şey dediği zaman yani bu ülkede adalet eskiden işlediği gibi işlemiyor, biraz farklı işliyor dediği zaman hiç kimsenin helal helal yapmaması lazım. Yani adalet ne yazık ki böyle işliyor şeydi. Burada esas sorun şu bence. Siz hükümet olarak ekşi sözlüğü kapatmak isteyebilirsiniz. Buna hakkınız yok ama. Kapatamazsınız. En kötü ihtimalle yapabileceğiniz şey Türkiye'den erişimini durdurmak. Nitekim yaptığınız şey de yani. Dünyanın her yerinde insanlar ekşi sözlüğe ulaşıyorlar şu anda. Türkiye'de kullanıp, Türkiye'de şey VPN kullananlar da ulaşıyor şu anda. Bu o zaman senin yaptığın kapatma bir işe yaramıyor. Unutmayın, hep aynı örnek. Cumhurbaşkanı, başbakan kendi dedi. İnsanlar YouTube'u kapattılar. İnsanlar YouTube'a nasıl gireceklerini biliyorlar dedi. Bunu kim söyledi? Şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan başbakanken söyledi. İnsanlar ekşi sözlüğe nasıl gireceklerini biliyorlar. Evet. Ha derdimiz eğer şeyse işte depremde ölen insanları ve ihmalleri şunları bunları konuşmak yerine ekşi sözlüğü konuşturmaksa o zaman bu bak iş görüyor. Çok net söyleyeceğim sana. Deprem gününün akşamında burada ofiste konuşurken şey demedim mi? Bakın şimdi 2 gün sonra futbol maçlarıyla ilgili de bir 2 tane karar gelecek. Çok saçma sapan bir şeyler olacak. Hatta daha da ileri gittim. Ne dedim? Bir derbide, önemli bir maçta. Bariz bir hakem hatası göreceğiz dedim. O hakemin hakemlik hayatını bitirecek kadar büyük bir hata göreceğiz. Niye? İnsanlar sadece bu depremi konuşmasınlar. Ölenleri unutsunlar.
boşa giden paveni unutsunlar. Nereye gittiğini sorgulamasınlar filan diye. Bak Yunanistan'da tren kazası oldu. Bakan istifa etti. Kaç kişi öldü? 60 kişi mi? 90 kişi mi? 40 kişi öldü. Hepsinin Allah günahlarını affetsin. Söyleyecek başka bir hikaye yok. Bizim depremde enkaz altında olanların da hepsini Allah rahmet eylesin. Ayrı mevzu. O kadar insan öldüğü için bakan istifa etti Yunanistan'da. Biz İstanbul'da geçmişte muazzam bir tren kazası yaşadık. O tren kazası sonrasında ortaya çıkan raporlarda ihmal sahipleri, kimlerin görevlerini iyi yapmadıkları filan filan. Hepsi yazıldı. Herhangi bir istifa oldu mu? Ben hatırlamıyorum. Zaten hani herhangi bir görev çektirilme, görevden el çektirilme oldu mu hatırlamıyorum. Dünyanın herhangi bir görevden azlinin ricası oldu mu? Öyle istifa ediyorlar ya. Affı. Görevden affı aynı öyle. O da olmadı. Birisi tutuklandı mı? Birisi ceza aldı mı? Filan. Gencecik çocuklar öldüler bu tren kazasında. Küçücük çocuklar öldüler bu depremde. Bak Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti depreme Türk halkının yaklaştığından çok daha farklı bir açıyla yaklaşıyor. Sadece o Adıyaman'daki otelde hayatlarını kaybeden genç sporcuları yüzünden. Çok haklılar. O çocuklar spor yapıyorlardı, çok değerlilerdi, çok başarılı olacaklardı filan filan diye özel değiller. O çocuklar depremde hayatını kaybeden tüm insanlar gibi neredeyse ihmal sonucu yüzünden hayatlarını kaybettiler. Başka bir şey yüzünden hayatlarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı o çocukların hesabını soruyor gördüğüm kadarıyla. Gördüğümüz tek istifa da bu arada Türkiye'de Bahçeli'nin Beşiktaş'tan istifası. Doğru bir karar. Yani ben zaten Sayın Bahçeli ile Beşiktaş'ı birbirine şey yapmıyordum ne derler. Şimdi Karagümrük'e şey yapıyormuş galiba. İnşallah Karagümrükler memnundur hayatlarından. Yani hani ben istifanın Beşiktaş camiasında muazzam bir üzüntü falan yarattığını da şey yapmıyorum. Varsaymıyorum. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer dert depremde ölenlerin niçin öldüğünü sorgulatmamaksa halka ve bu yüzden ekşi sözlük kapatılıp açılıyorsa bir zaman daha çok fazla o maç oynansın, bu maç oynanmasın, penaltı mıydı değil miydi, hakem o kartı niye göstermedi bilmem ne filan diye şeyleri zaten, konuşuruz. Buraya ben şey olarak eklemiş miydim yoksa hani sadece bahsederiz mi dedim ondan bir emin olayım. Evet buraya eklememişim. Yeri gelmişken sen futbol demişken onu da söyleyelim. Yani bir diğer yanda omuz omuza kampanyası yapıldı futbol camiasında. Orada da şu söylendi. İşte Gençlik ve Spor Bakanı yayına bağlanıp işte şeyleri paylaştıktan sonra Bein grubunun işte 3 Mart ile 13 Mart boyunca 2 hafta boyunca maçları yani bu hafta sonu önümüzdeki hafta sonu maçları şifresiz yayınlayacağını söyledi ama TOT platformundan bu arada. Burada aslında platforma da şey çekme var. Dediğine çok paralel bir şey oluyor. Yani maçları daha fazla insan izliyor olsun şu anda. Şeyi var. Olayı var ve aklınızda olsun. Yani Bein Connect'in yeni versiyonu olan TOT üzerinden bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu bütün maçları ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Onu da söylemiş olurum. Bütün maçları ücretsiz izleyin. Kim, bu insanlar niçin oldu diye de konuşmayın. Bence bunun şeyi de o. Ne derler açıklaması da o. Bein de işte kendine abone toplamış olur. Neyse devam edelim hadi. Çin'de de Çin'in iki büyük akıllı telefon ya da teknoloji üreticisi demek daha doğru artık. Huawei ile Xiaomi arasında da farklı bir gelişme var. Ben hemen burada bir itiraz var. Bence Xiaomi teknoloji üreticisi. Xiaomi'nin ürettiği herhangi bir ürettiricisi. Aynen öyle. Teknoloji şirketi olan Huawei, cep telefonu şirketi olan Xiaomi bence. Sen devam et. Baktığımızda Huawei kendisine ait 4 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle Xiaomi'ye dava açmış. Burada baktığımızda Çin Fikri Mülkiyet Ofisi de tespitleri yapılıyor. Bu olay tabii ki Çin'de oluyor. Yani Çin üzerinde bu davalar açılıyor. Ocak ayında Xiaomi'ye patent intihali denediğiyle 4 patentten ikisi 4G LTE teknolojisini izinsiz kullanmasıyla ilgili. Bir diğer yandan 4. patent ise akıllı telefon kilit açma teknolojisiyle alakalı yapıldığına dair bir de paranoyik görüntü oluşturma yöntemini de kullanmakla suçlamışlar. Şimdi bana soracak olursan önümüzdeki günlerde kilit açma. Huawei Xiaomi'ye çok daha fazla dava açar. Çünkü bu Leica işbirliği hep en başından beri aynı şeyi söyledim ya.
Xiaomi'nin bu kadar çabuk ürün çıkartabilmesi Leica'lı sadece Xiaomi mühendislerinin çok iyi çalışmasıyla olabilecek bir şeydi. Büyük bir ihtimalle Leica tarafı da Huawei birlikteliğinde elde ettikleri know-how'ı Xiaomi ile paylaşıyor diyordum. İşte bu paylaşmanın sonucunda. Yani bir şey yapılacak. O yapılacak olan şey Leica'nın apilevinde var zaten. Nasıl yapıldığını biliyorlar. Şunu şöyle yaparsak bu iş çözülür diyorlar. Xiaomi'ciler de yapıyor. Ama o şu iş şöyle yaparsak çözüldü denilen şey aslında Huawei'nin geliştirdiği teknoloji. Bence bundan sonra da biz bir iki dava görürüz ilerleyen dönemlerde. Çok rahat görürüz. Çünkü şu bir gerçek, yazılım konusunda Xiaomi'nin Huawei'ye yetişebilmesi için Huawei'nin iflas etmesi gerekiyor bugünkü şartlarda. Honor örneklerinde görüyoruz işte. Yani o yüzden bu davalar açılıyor. Burada bu iki Çinli şirket birbirini ısırmaz sadece. Onu şey yapmak lazım, anlamak lazım. Yani hani bu mesela dünya basınında şey çıktı ortaya, işte Xiaomi'den bu kadar şeyin parası alınırsa Xiaomi finansal olarak zor durumda kalır, bilmem ne filan filan dendi ya. Huawei Xiaomi, Xiaomi Huawei'yi ısırmaz. Bunlar bence biraz da böyle dünyada haber olsun, konuşulsun filan diye yapılmış ama olan işler. Sadece şeyi mesela dikkatimi çekti, özellikle 4G LTE şeyinde. Ya o konuda haklı çıkarsa Huawei'yi, Amerika'nın vesaire Xiaomi'yi vurmak için de bazı sebepleri çıkar. Ama 5G değil 4G, dikkat et. Yani orada öyle bir Amerika'nın derdi 5G ile şey anlamadım. Şimdi onu 4G'ye de çekmeye çalışıyorlar ya Huawei üzerinde. Çekerlerse aynen öyle. Bu zaten şeydir. Çin devletinin izni olmadan bu dava açılamaz. Böyle bir dava. Ya da kapattırılır. Ya da aynen öyle. Yani ne yapıyorsunuz la siz diye. Bu anlaşırlar bir sürü. Biz bu davanın sonucunda şöyle bir şey görmeyiz. Yani hani atıyorum işte Çin'deki bilmem ne mahkemesi Huawei'nin, pardon, Xiaomi'nin bir modellerinin Çin'de toplatılmasına, Xiaomi'nin bu teknolojiyi kullanamamasına karar verdi filan gibi bir şey görmeyiz. Burada bir uzlaşma çıkar. Xiaomi'den bir yüklüce bir para Huawei'ye resmi olarak şey yapılır, transfer edilir. Bunun cezası. Belki Huawei'nin bir paraya ihtiyacı vardır, bir şeydir. Yani o karşılansın diye yapılmıştır belki bu. Resmi fon transferi. Çünkü şunu unutmamak lazım. Huawei borsaya açık bir şirket değil. Xiaomi ise borsaya açık bir şirket. Yani Huawei'nin Amerikalı ortağı yok. Xiaomi'nin ise dünyanın her ülkeden ortağı olabilir. Yani. Bu bir opsiyon. Dünyanın her ülkeden ortağına kar payı dağıtacağını, paranın bir kısmını tamamen bir Çinli marka olan ve şu anda Amerikan saçmalıkları yüzünden zor durumda olan Huawei'ye aktarmayı devlet eliyle aktarması, devlet eliyle Xiaomi'ye emredilmiş olabilir. Evet. Askere giden herkesin bildiği, askere gitmeyenlerin de duyduğu emir, demir ve keser muhabbeti de böyle bir hikaye zaten. Bu davalar bunun kılıfı olabilir şey anlamında. Evet, yani. İş yapış anlamında. Gelelim DxOMark tarafına. Gerçi işte MWC'den bahsederken de bir üzerinden geçmiş olduk. Honor Magic 5 serisini MWC'de tanıttı. Ama biz zaten bir önceki hafta hani Magic 5 ile alakalı özellikle bu şeyi gördüğümüzde, Guinness'i gördüğümüzde bir şeyler çıkacak ortaya diyorduk. DxOMark kanadından çıktı. DxOMark'ta hem ekranda hem kamerada birinci sıraya oynamayı başardı Magic 5 Pro. Baktığımızda Magic 5 Pro kamerada 152 puana sahip. İkinci sıradaki 149 puanlı Mate 50 Pro'yu geçiyor ki kamerada hafta sonu şeyde gelecek. Yani ben DxOMark değerlendirmesini çektim onun. Birçok noktada da lider şu anda. Kameradaki ana puanı belirleyen noktada. Ekranda da 151 puanla lider. iPhone 14 serisi 149 ile ikinci, daha doğrusu birinciydi. Birinciliği almış oldu. Bir diğer yandan bataryada da Türkiye'de aslında X9A olarak da gördüğümüz, kabul ettiğimiz Magic 5 Lite birinci sırada. İkinci sırada X7A var. X9A versiyonuyla beşinci sırada. Yani bir anda bu son birkaç aydır çıkardığı telefonlarla Honor, yani DxOMark standartlarının üzerinde bir iş yapmaya başarmış. Ya şimdi telefonlar çok güzel zaten. Ben şeyi beğendim hani Huawei'nin katlanabilir telefonunu da beğendim. Bu Magic 5'in Pro'sunu da beğendim. İşte arkadaki kamera dizilimi bugüne kadar niye daha önce başkası tarafından doğru düzgün yapılmadı tartışılabilir.
Çok büyük bir alan ama Hı. çok çirkin görünmüyor. Ben ona Illuminati dedim şeye, ne derler o üçgen yerleşimine. İstiyorlarsa hani Türkiye'ciler Türkiye'deki satışları sırasında da bu Illuminati kamerasını kullanabilirler. Geleceği kesin mi onun? Gelir diye tahmin ediyorum. Bunu da getirmeyeceksin artık, niye Türkiye'de varsın ki? Yani sadece düz numarayla ve X'le. X9'u satmak için mi geldin Türkiye'ye ki? Onu da baksana, yani o kadar övdüm cihazı, açıkladıkları fiyatı 11 bin lira anlamak evet. mümkün değil. Çok ciddi söylüyorum yani, o cihazın 9.000 liraya falan satılması lazımdı en pahalı. 8.000'e satsaydılar Türk halkı için büyük ilaç olacaktı. Ben öyle bir Ve şey bekliyordum yani her ciddi bir evi, şeydi. ya şimdi ben Hunter'ın bu Hunter 70'teki fiyat şeyini, 50'de de keza sistemini, öyleydi. 50'deki fiyat sistemini falan görünce cihazın özellikleri belli. O özelliklerde başka markaların kaç dolar fiyatla yurt dışına satış yaptıkları. Oysa yurt dışına sattıkları cihazların Türkiye'de bir yıl önce satılır versiyonlarının kaç lira olduğu falan belliyken, ben şöyle düşünüyordum. Bu cihazı 9.000 liraya falan satarlar. Keşke 8'e satsalar da olay olsa diye düşünüyordum. 11.000 lira cihazın fiyatı. Yani Yani zaten hani biz de kendi aramızda konuşurken ben şey dedim. Ki önümüzdeki hafta onunla alakalı bir içerik de yapmayı düşünüyorum. Poco'nun X5'i ile onlar hani tam böyle deprem zamanı, ikisi de öyle denk geldi de bir lansman vesaire yapamadılar. Çok sessizce çıktı X5. Poco X5 ile X9 da aslında yani segment olarak birbirine rakipler. aynı telefonlar zaten. Neredeyse aynı telefonlar. Fiyat olarak da işte X5'i görünce ya dedim büyük ihtimalle Honor bundan birazcık daha yüksek olacak. Çünkü hani işte kıyaslamada daha net anlatırım. Kalite algısı biraz daha yüksek Sen hissettiriyor. X5 ile 9 X9A'yı bir kıyasla. kıyaslayacağım. Onu da ben yaparım diye Ha, planlıyordum. Benim o zaman kafamda sana da öyle bir bırakırım şey tabii ki. vardı. Sen kıyasla, ben olsam kim hangisini alır diye bir video Hmm, çekiyordum. Çünkü olabilir. ben yani X9A'yı pohpohladığım videoda da anlattığım gibi, o segment artık Türkiye için Zaten başlangıç segmenti olacak böyle ideal biraz. segment haline geliyor. Yani bu 350 dolar muhabbetinden sonra zaten hani başka kaçış yerimiz kalmıyor ki. Ben bunları söylerken bu 350 dolar muhabbetine haberdar bile değildim. Yani ne söylerken, Honda'nın X9A'sının Türkiye'de çıkma ihtimali konusunda. Ha, benim beklediğimden daha geç çıkarttılar. Bak, Xiaomi Poco'yu hemen tak diye verdi piyasaya. İşte depremde her ne kadar neredeyse, ama biz o segmentte daha fazla cihaz göreceğiz bu yıl büyük bir ihtimalle. Birçok farklı markadan cihaz da göreceğiz ve eminim Onun daha düşüğü de aynı fiyata geleceği için artık. Xiaomi'den aynı cihazın bir Redmi'lisini falan daha Tabii göreceğiz tabii tabii. şeyde, yıl içinde farklı bir fiyatlandırmayla falan. Ama X9'a bence fiyattan kaybeden bir telefon oldu. Fiyattan kaybettiğini de işte Poco X5'in fiyatını gördüğümüz zaman anlıyoruz. Yani birbirinin aynı iki telefon neredeyse. Aynı ülkede üretiliyor. Aynı ülkede satılıyor. Aynı şartlarda satılıyor. Vergisi falan aynı şartlarda satılıyor. Türkiye'de satılıyor. Ve aralarındaki fiyat farkı çok fazla şu anda. Ki işte hani X5'e rakip olup X5 Pro'nun fiyatına rakip olarak geldi Türkiye'ye İşte şu an orada için. şöyle bir hikaye var Aydoğan. X5 Pro ile de Huawei 70 rakip olabilecek telefonlar birbirlerine, öyle değil mi? Y70 ile mi şeydi? Yok. Hangisine denk gelir? Yo, Nova'ya da tam denk gelmiş. Şu an tam şeyini bulamadım. Karşılığını. İşte düşük segmentte olanları birbirleriyle bile kıyaslayacağız, ama üst segmentte olanları birbirleriyle bile Gerçi şey kıyaslayamayacağız. Honor 70 ile yakın bir şey Onu cihaz. İşte söylüyorum işte. Honor doğru. 70 ile şeyi Huawei diyorum. deyince ben şey oldu. Ha, özür diliyorum, özür diliyorum. Honor 70 ile X5 Pro birbirine rakip Aslında evet, cihazlar. teknik açıdan Onları da öyle. kıyaslayabilirdik aslında. Ama biz Honor 70 cahili olduğumuz için ve Huawei Türkiye tarafından bilerek ve isteyerek Honor 70 konusunda cahil bırakıldığımız için öyle bir kıyaslama yapamayacağız. Yani orada da bana soracak olursan, Honor 70 X5 Pro'dan daha iyi bir Evet. seçenek olarak karşımıza Bence de. çıkıyor. Neyse, hadi devam edelim. Vivo kanadına geldiğimizde globalde tanıtılan ama Vivo'nun özellikle V ve Y serisiyle Türkiye'de de dikkat çektiğini düşünürsek Vivo'nun V27, 27 Pro ve 27e modelleri tanıtılmış oldu. Teknik açıdan MWC kapsamında oldu ama hani bir duyuru vesaire değil. Genel olarak bir şeyle yapıldı. V27 Pro ve V27'ye baktığımızda aslında tasarım vesaire olarak aynılar, işlemcide değişiyorlar. Ki baktığımızda 6,78 inçlik 120 Hz AMOLED bir Full HD Plus ekranları var.
V27 Pro'da Dimensity 8200, normal modelde Dimensity 7200 var şey olarak. 8-12 RAM, 128-256 depolama, 50+8+2 megapiksellik arka, 50 megapikselli ön kamerası var. Tabii ki Android 13 ile beraber geliyorlar. 4600 mAh'lik bataryayı 66 Watt'la şarj ediyor. E versiyonuna baktığımızda 6.62 inçlik Full HD Plus AMOLED, Helio G99, 828, 64-22 arka, 32 ön kamera, 66 Watt hızlı şarj desteği de burada var. Burada dikkatimi çeken şeylerden biri, Vivo'da artık Dimensity'ye yani MediaTek'e daha fazla ürün. Yani biz bu sene büyük ihtimalle sayısal olarak MediaTek'ten çok daha fazla ürün göreceğiz. Videonun başında söylemiyordum, Vivo'nun da standı yoktu. Yani Realme'nin standı yoktu, Vivo'nun da standı yoktu. Burada sadece Oppo, içerisinde şey mi? OnePlus vardı. Vivo ile Realme yoktu. Mesela işte biz bu cihazda ve şeyde de fuarda da gösterilmiş olmasını beklerdik teorik olarak. Niye yoktular? Bu Çinli şirketler değil. Bak biliyorsun Xiaomi de yakın zamana kadar girmiyordu. Girmeye cesaret edemiyordu. Girme gücü bulamıyordu. Ama son 2-3 fuarda galiba fuar alanında da bulunuyor. Xiaomi de ilk girdiği yıl fuardaki performansı çok kötüydü. Geçen sene bayağı güzeldi. Hatırlıyorsun ilk girdiği yıl Xiaomi standında incin top oynuyordu. Ürün bulamıyordun. Ürün bulsan bilgi alabilecek konuşacak adam bulamıyordun. Hatta hatırlıyorum galiba ilk stand, yani küçük stand olduğu sene biz Kerem'le beraber telefon yoktu galiba. Xiaomi'nin yeni telefonunu Qualcomm standında göstermiştik. Aynen öyle. O yüzden yani hani bu Realme'nin, Vivo'nun, işte biraz önce söylediğim gibi küçük alana sahip olan Tecno'nun, TCL'nin filan fuardaki metrekarelerini de büyütmeleri lazım bence. Mesela buradan yola çıkarak şöyle bir şey söyleyeyim. Honor standında her yer X5 Pro. Neydi cihazın adı? X5 Pro mu? Hani Magic. Magic 5 Pro. Her yer Magic 5 Pro'ydu. Pro olmayan cihaz bulmakta zorlanıyorduk mesela. Bir tane bulabildim ben. Düz versiyon. Düz versiyon bir tane var. Lite yani. Çoktur o zaman. Her yere şeyi koymuşlardı. Pro'yu koymuşlardı. Çünkü niye Pro? Gurur duyulacak falan bir şey. Ödül de almış. Zaten onlar ödül alacağını falan biliyorlardı. Ama şöyle bir hikaye var. İnsanlar yani kocaman bir alan. Fuarcılık, fuara katılmak öyle bir şey değil. Sen bir yere, bir masaya da 5 tane düz versiyon koy. Bir masaya da 5 tane, 6 tane light'ını koy. Merak eden gitsin ona da baksın. Ya yani, batarya şampiyonu sonuçta. Aynen öyle ama işte fuarlara katıldık. Mesela şimdi Honor'da bunu bu yıl öğrendi. Çünkü eminim bu konudan orada fuar alanında oradaki yetkilileri ya bu telefon niye burada yok diyen tek adam ben değilim der. Başkaları da söylemiştim. İşte bu Vivo'da, Realme'de, TCL'de, şeyde övenecekler zamanla fuarcılığın nasıl olduğunu. TCL mesela IFA'da çok güzel şey yapıyor. Ben bu Vivo V27, V27 Pro ve diğer V27E değil mi? E ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istememin nedeni şu, bu cihazlar Türkiye'ye geliyor mu gelmez mi bilmiyorum. Umarım gelir. Gelirlerse cihaz elimizdeyken konuşacağız artık. Ya yani yine işte şey yani, şu anki popüler bandımızın ürünleri olacak bunlar da. Yani daha fazla Dimensity görmek isterim ben hani işte dediğim gibi. Umalım. 695 vesaire tamam hani şeyler de işte artık işlemcilerin de farklılaşması vesaire noktasında bence çok daha güzel. Bildiğiniz gibi son birkaç senedir işte eSIM dediğimiz bir olay var. Fiziksel SIM yerine içerisindeki özel bir modülle SIM ekleyerek ki Türkiye'de de başladı. Gidiyorsunuz size bir QR kod veriyorlar onu okutuyorsunuz vesaire. eSIM olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi Qualcomm buna bir rakip ürün ortaya çıkıyor. O da iSIM ya da eSIM dediğimiz olay. Nedir bu? Integrated yani aslında işlemcinin içinde direkt şey olan ve Qualcomm zaten model konusunda modem üretimi konusunda mobil modem üretimi konusunda da gerçekten şu an dünyanın en iyilerinden biri konumuna geldiği için onun içine direkt fiziksel SIP veya eSIM'e göre de ekstra bir modül olmadan kendi işlemci bünyesi içerisinde bir sistem ortaya çıkardı. Normalde 8 Gen 2'de böyle bir şey varmış ama hani tabii ki kullanımının artması birazcık daha sürecek gibi. Ama burada tabii ki Qualcomm'un amacı da hani işte MediaTek vesaire seçeceğinizi. Beni seçersen en iyi Wi-Fi donanımı bende diyecek. Büyük ihtimal işte SIM kartı içinde sana şeyde board'da fazlasıyla yer bırakacağım diyerek bir teknolojiyi çıkarmış durumda. Tabii şu anda şöyle bir şey bu. eSIM üreticileri dünyada
iyi paralar kazanacak gibi görünüyorlar. Orada kazanılacak olan paradan da pay alabilme çabası Aynen. Qualcomm'un ki. Bakalım hani eSIM bu kadar yol almışken eSIM tutacak mı? Qualcomm böyle bir işe girişiyorsa Apple'ı hangi konuda ikna edecek? Çünkü sonuçta Qualcomm'la Apple çok yakın Evet, çalışıyorlar evet. ve Apple dediğimiz şirket her ne kadar oransal anlamda belki çok büyük adetsel anlamda satışlı ve ulaşamıyorsa bile tek modelli sektörün lideri. Bunu unutmamak lazım. Apple kalkıp ben bundan sonra eSIM kullanıyorum dediği anda bütün sistem dönebilir. Çünkü Apple ne dedi? Ben Chainlink dedi. Samsung Chainlink ile dalga geçti. Sadece Apple dedi ben şarj cihazını çıkartıyorum. Herkes çıkarttı. Apple eSIM derse herkes eSIM der. O zaman da eSIM'cilere rahmet okunur. Geriye hiçbir şey kalmaz. Yani kesinlikle hani orada da zaten ama Qualcomm böyle özellikle bağlantı tarafından ciddi bir mantıklı hareket yapmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten performans bazında artık hani sonuçta onun da bir sınırı var. Zaten 4 nanometreye kadar inmişsin. Hani hepi topu artık 0,1 nanometreler ileride konuşulur mu? Konuşulabilir de. Hani inebileceğin de çok fazla bir yer kalmadı. Zaten MediaTek sana yetişiyor. Başka bir yerden bağlaman lazım adamları. Ya, uydu teknolojisi, modem, işte eSIM vesaire derken ben sana paket halinde şu fiyata vereceğim diyerek büyük ihtimalle amiral gemilerini böyle böyle şey yapacak gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Hep beraber göreceğiz ve KVKK bu sefer de TikTok'a bir ceza verdi. İyi yapmış. Çocuklara kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle 1 milyon 750 bin lira cezası verilmiş. Kurumdan yapılan açıklamada 2021 yılı Ocak ayındaki gizlilik politikayı güncellemeden önce 13 yaş altı çocukların profillerinin herkes tarafından görüntülenebildiği, kişisel bilgilerin görüntülendiği ve ebeveyn izni olmadan da veriler topladığına dikkat çekmiş. Hangi amaçla veriyi kullandığı şey olmasa da buradaki bu ihlaller neticesinde 1 milyon 750 bin TL, yani kaç yüz bin dolar oluyor? Tam dolara şu an çeviremedim ama. 800 bin. Ya maksimum evet, 825 bin, 700-800 gibi 850 bin falan. bir şey Ya, oluyor. bence çok iyi yapmış KVKK. KVKK'nın böyle ender iyi yaptığı işler var ama cezayı verdiğini duyurduğu gibi bu cezayı tahsil edip edemediğini de Bir duyurması diğer lazım. yandan şey de yapmış. Hizmet koşullarını Türkçe olarak yayınlayacaksın. Gizlilik politikası metinlerini. Şu anda Türkçe değilmiş Evet, İngilizce var yani. anladığım kadarıyla. Gizlilik politikalarını bizim kanuna uygun hale Uygulayın. getireceksin 3 ay içerisinde ve aydınlatma metnin detaylarını da yani daha çok detaylandıracaksın demiş. Bunların hepsi çok güzel. Bunların hepsi KVKK'nın zaten yapması gereken işler. Neredelermiş bugüne kadar Türkiye'de milyonlarca insan TikTok kullanırken Yani 2021'deki olayın cezasını 2 sene sonra fark etmeleri. neredelermiş? Bir an önce cezayı tahsil ettiklerini de duyursunlar. Çünkü biz KVKK'nın doğru düzgün çalışmaması yüzünden çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bak mesela bugün yine internette görüyoruz ki ben kendim daha önce anlattım. Bana Ersin Akman isimli bir arkadaşın Vodafone faturaları geliyordu. Muhtemelen geçenlerde aynı arkadaşın Garanti Bankası mıydı? Akbank'la gidip yaptığı bir kredi sözleşmesinde adamcağızın maaş evrakları ve ödeme planı, hesap bilgileri falan gibi her şey bana maille geldi. Şimdi başkalarının Turkcell faturaları ve Turkcell sözleşmeleri ve başkalarına gidiyor filan. Yani bugün bir tane oyun oynayacağınız web sitesi bile e-mail'i doğrulama kodu gönderirken bizim koca kendine teknoloji şirketi diyen Turkcell, Vodafone gibi şirketlerin, bankaların filan bunu yapmıyor olmalı. Niye yapmıyorlar? KVKK yapmamalarına göz yumduğu için Bir yapmıyorlar. ara Turkcell şeyi denedi. Neydi o? Uygulama üzerinden vermeyi denedi ama onun içinde aslında farklı veri toplama şeyi çıktı. Çıktı. Yani orada da daha çok veriyi almaya kalktı Kendi insanlardan. şeyle O alt yüzden gruplarını. KVKK lütfen çalışsın. Faruk Bey'in hayatta yaptığı tek iş beni bloklamak olmasın Twitter'da. Başka işler de yapsın, güzel işler de yapsın. Turkcell'e, Akbank'a, Vodafone'a adını sayamadığımız o diğer tüm bu işlerin içine bulaşan şirketlere de lütfen ceza kessinler. Kesinlikle. Vatandaşı bu sorunları çözmek zorunda bırakmasınlar. Ben çözmekle yükümlü değilim bu sorunu. Bunu Turkcell çözecek. Bunu KVKK ile Turkcell birlikte çözecekler. Çözemezse de Turkcell cezayı yiyecek. Tıpkı TikTok'tan dekont paylaşmasını beklediğimiz gibi
Türkcell'e falan keseciyi cezalarında, dekontlarında paylaşsın. Yoksa Akbank sadece bir Sabancı şirketi, Türkcell zaten fonda falan diye kesilen cezalar affediliyorsa onu da bilirim. Alıyor mu bu parayı, alamıyor mu? Hala bak şeyi bekliyoruz değil mi? Bekliyorum değil mi? BTK gerçekten şu sosyal medya kanunu zamanında Facebook'a ve Twitter'a kestiği cezayı tahsil edebildi mi? Kaçını tahsil etti ya benim da şimdi. Benim bildiğim kadarıyla edemedi. Ben Türkiye Facebook'ta bir yöneticiden duyduğum kadarıyla o para ödenmedi. Çıksın BTK dekont paylaşsın. Eğer alabildiyse yani tahsil edemeyeceğin cezayı kesmenin bir caydırıcılığı da yok. Onu söylemeye çalışıyorum. O zaman TikTok'u da Türkcell'i, Akbank'ı koruduğun gibi TikTok'u da koru, Twitter'ı da koru, Facebook'u da koru. Kesme bu cezaları. Görmezden gel o zaman. Doğru. Yani ne anlamı kalıyor? Yani kişisel verileri koruma kurumu senin adın. Ya kişisel veri ve koruma kurumunu başvuru kabul etmiyor Türkiye'de. Sen vatandaş olarak gidip şu adam böyle böyle bir usulsüzlüğün içinde beni çekti diyemiyorsun. Yani şunu söyleyemiyorsun. Mesela ben Ersin olarak başıma gelen örneklerden bahsedeyim. Vodafone bana bir başka Ersin Akman'ın faturasını gönderiyor. Bir başka Ersin Akman'ın son ödeme gününü geçirdiniz. Ödemezseniz telefonunuzu keseceğiz. Mailini bana gönderiyor diyemiyorum. Akbank bana bir başka Ersin Akman'ın kredi ödeme planını gönderiyor ve bu ödeme planını not edin lütfen diyor. Ben bunlar konusunda şeyi Vodafone'u, Akbank'ı şikayet edemiyorum şeyi KVKK'ya. Çünkü KVKK bu işlere karışmıyor. Beylerin işi daha başka. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı sanırım KVKK. Bunun lüksünü yaşıyor anladığım kadarıyla Faruk Bey. Xiaomi kanadına geldiğimizde biliyorsunuz aslında fuarın en önemli cihazlarından biri de Realme GT3'tü. Çin'de GT Neo 5 olarak çıkan cihazda 240 wattlık bir hızlı şarj desteğiyle beraber şu anda piyasadaki en hızlı şarj edilebilen telefondu. Ki geçtiğimiz sene yine Oppo standında bu 240 wattlık şarj aletinin şeyini görmüştük. Bir sene sonra ürününü görmüş olduk. Xiaomi kanadında da daha öncesinde Redmi Note 12 Discover Edition'ın 210 wattlık bir şarj durumu vardı. 9 dakikada şarj ettiğini iddia ediyordu. Realme GT3 ya da GT Neo 5'te 10 dakikada daha büyük bir bataryayı şarj edebilme durumuna geldi. Xiaomi orada da teknoloji olarak bu sefer 300 watt'ı duyurmuş oldu. Yani 60'larla başladı. O dedi MWC'de. Evet. 120 lira çıktı şu an mesela. Xiaomi 12 Pro'da, 13 Pro'da 120 watt kullanabiliyorsunuz. Teknoloji olarak da 300 watt şarj cihazıyla orada demo gerçekleştirip sadece 5 dakikada bir şarj edebilme şeyini kullandı. Sen İstanbul'da oturduğun yerde bunun canlısını gördün mü Xiaomi'nin standında? Yok. Ben de Barcelona'da görmedim. Yani şimdi burada önemli olan şey şu. Xiaomi bunu duyurdu da bunun çalışan örneği benim gördüğüm kadarıyla fuarda yoktu, standda yoktu. Teorik olarak bence şöyle bir şey olması lazım. Orada bir tane değil, birbirinden farklı 5 tane 10 tane olması lazım. 5 yani. Dakika 10 dakika bunlar çok uzun zamanlardır isteyen herkes oradan telefonu alıp bu şarj cihazına takıp gerçekten 5 dakikada ya da 10 dakikada şarj olup olmadığını Oppo'da şeyi gösteriyordu, 240 watt'ı gösteriyordu. Test edebiliyor olması lazım. Oppo'da da kendileri gösteriyorlardı. Vatandaşın fuar ziyaretçisinin yapmasına izin vermiyorlardı. Bizde çekim için şey yaptılar yine. Hani eyvallah bizde işte yani herkes yapmadı. Ama diğerlerinde standta görüyordu. O yüzden hani Xiaomi bunu duyurdu. Evet çok önemli bir teknoloji ve büyük bir ihtimalle seneye MWC olmadan biz bunu zaten bir Xiaomi ürününde kullanıldığı halde görürüz. Büyük. Çok rahat. Filan ama fuar alanında yoktu. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir Samsung konusu vardı. Samsung kendi içerisinde ekran tarafından borçlanma yapmıştı, para aktarımı yapmıştı, satın alımı yapmıştı. Bunun sebebinin özellikle çip problemi yani Exynos tarafındaki başarısızlıklar oldu. Yani ortaya yeni çıktı. Ürünler için, SU3 seviyesi için kendi çiplerini kullanmaması. Bir de dışarıya para vermesi, dışarıya kime Qualcomm'a bir de para ödemesi nedeniyle çip tarafının zora düştüğünü ve çip tarafının zora düşmesini de display tarafından değil mi? Ekran tarafından borç olarak çözdüğünü açıkladı. Biz de zaten bu Samsung Holding içinde şirketler birbirinden borç aldı falan açıklamasını
Tam olarak böyle yorumlamıştık galiba değil mi Cuma raporunda? Yani net bir şekilde hani özellikle Exynos'un zaten sıkıntı yaptığını, üretimde de S serisini çok satamadığından falan bahsetmiştik. Ki şu anda hani sebebinin bu olduğunu nasıl görüyoruz? İlk 2 aylık şeye göre Samsung'un çip tarafında 2 milyar dolarlık bir zararı var ve çeyrek bitin yani o 1 aylık süreçte devam ettiğinde 3 milyar dolara ortalama aylık 1 milyar dolarlık bir zarar edeceği söyleniyor ki şirket bunu en son 2008 yılının 4. çeyreğinde özellikle yarı iletkende eksiye düştüğünü görüyordu ki bunda ciddi bir eksiye düşüşü var. En son ne zaman düşmüş? 2008. 2008'de. Yani bundan 13 yıl önce. Ne 15 yıl önce. 15 yıl önce. Şimdi burada tabii şöyle bir hikaye var Aydoğan. Bu senin sözün aylık 1 milyon dolar zarar var ya. O zarar sadece çip üreten fabrikanın zararı. Evet. Bir de yani ondan sadece Exynos değil aslında 8 Gen 1 de bunlardan çıkmıştı. Ondan ürün alan Samsung Mobile da ona verdiği parayı şimdi Qualcomm'a verdiği için öbür türlü bir zarar daha söz konusu. Evet. Yani holding kârdan bazlı zarar da var. Hani holding bazlı baktığın zaman zarar bununla kısıtlı değil. Zarar çok daha büyük. Sen devam et lütfen. Baktığımızda geçen sene 33 milyar dolarlık bir karı vardı bu firmanın. Şirketin yalnızca yarı iletken yani bu işte çip tarafındaki kazancı 18 milyar dolardı. Yani 33 milyar dolarlık karı 18'ini bu çip veriyordu. Bak burada yine keselim şöyle. Şimdi Samsung demek ki parayı cep telefonu satışından, televizyon satışından falan kazanmıyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Tüm holdingin toplam kazancı 33 milyar dolarken bunun 18 milyar dolarını sadece çipten kazanıyor. Bu çip şirketi Samsung'un bütün ürünlerindeki yarı iletkenleri üretiyor. Kol saatindeki de, televizyondaki de, monitördeki de, atıyorum işte kulaklıktaki de, cep telefonundaki de hepsinin. Şimdi o 33 milyar doların 18 milyar dolarını yani yüzde olarak bakacak olursak yaklaşık yarısından fazlasını üreten şirket zarar ettiği zaman otomatik olarak bütün çark zarar yazmaya başlıyor. Zaten hani bunun işte baktığımızda geçen seneki konuştuğumuz şeyleri düşünün ya da kendiniz baktığınızda en azından sadece akıllı telefon tarafından baktığınızda Samsung zaten geçen sene Exynos'a kendi modellerinde hani serisindeki Exynos'a bu sefer Snapdragon'da daha fazla ülkeye gitmeye başlamıştı ki Türkiye'de de gördük. S22 Türkiye'ye Qualcomm'la geldi. Sonra 8 Gen 1'i Qualcomm'a kendi üretim bandı ile ürettirdi. Üretti daha doğrusu. Sorunlar çıkınca 8 Plus Gen 1'e çok hızlı döndü markalar. İstediği kadar da üretim yapamadı, satamadı. Bunların hepsine baktığımızda 2022'deki karlılık olsa bile 4. çeyreğe baktığımızda bir önceki yıla göre %97'lik bir gerileme vardı. Yani kârı %97 azaldı. Evet. 4. çeyreğinde. Şimdi işte 2023'e geldiğimizde ilk çeyrek olmadan bile zarar yazmaya başladı. Büyük ihtimalle Samsung yine şirket olarak bir kârı açıklayacak. Ama kârdan zararı yine fazla olacak. Çünkü yarı iletkendeki gelir çok gitti. Azaldı. Bir güzel haber diyebileceğim konu da otomobil sektöründen. Aslında başta söyledik şöyle vergi geliyor, böyle geliyor vesaire diye ama Koç Holding yani TOFAŞ Stellantis'in Türkiye'deki haklarını satın aldı. Ne demek bu haklarını satın aldı? Yani Stellantis üretimlerini aslında ve aynı zamanda dağıtımını vesaire sermaye olarak yani Stellantis Türkiye aslında TOFAŞ oldu. Böyle demek daha doğru. Stellantis Türkiye'de hangi markalar vardı? Alfa Romeo, Fiat, Citroen, DS. Yani aslında sonradan Citroen'den o şey daha böyle lüks markası olan DS, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot toplamdaki zaten hani Jeep oradaydı. Yolda gördüğümüz iki markadan bir tanesinde daha falan fazlası bence hatta oranın 3'te 2'si falan gibi. Bu markaların gibi. Tamamı şimdi TOFAŞ şemsiyesinin altına girdi. Aynen. TOFAŞ bu markaları ne yapacak? Türkiye'de satacak. Servisini yapacak. Servisini yapacak. Tanıtacak. Üretecek mi aynı zamanda? Üretim anlaşma söz konusu mu? Üretimi de daha iyi. Olur da tabii ki o biraz daha şey olur. Çünkü şu an TOFAŞ fabrikası aslında Fiat'a üretim yaptığı için. Ama 2005 yılı başından üretime başlama hedefiyle 5 marka içinde planlanan hem orta boy hafif ticari hem de binek otomobil versiyonunda K0 üretimini alacağını da yani üretecek. 2025 yılı itibariyle TOFAŞ bu saydığımız markalardan hepsi ya da bazıları için Türkiye'de üretimle yapacak ki zaten baktığımızda Doblo
Citroen'in artık şeyin adını hatırlamıyorum. Yani Doblo versiyonunun şeyini hatırlamıyorum. Opel ve Peugeot zaten aynısını kullanıyordu. Şimdi sadece artık logo değişimiyle Opel çıkıyor. Opel ve Peugeot Doblo'cu dayıları yenemez ama. Evet, büyük ihtimalle. Şimdi burada tabii ki benim esas bu çok güzel haber bence de. Hı-hı. Çok şeysin. Yani Koç grubu bir üretim endüstri şirketi olduğunu çok çok böyle belli ediyor. Ve fırsatları ve yatırım fırsatlarını çok iyi değerlendiriyor. Helal olsun adamları. Ve bir de nerede büyüyecekleri konusunda kafaları çok net. Yani işte zamanında Migos'u sattıkları zaman ya ne yapıyorlar bunlar filan denmişti ya. İşte bir nedeni varmış. Nerede büyüyeceklerini şey yapmışlar. Kafalarına yazmışlar. Burada şeyi de duyarız yakın zamanda. Türkiye'de ürettikleri yedek parçaların bazılarının yurt dışına yedek parça olarak da yani hem üretimde hem de değişimde kullanılmak üzere ihraç ettiklerini filan da duyuyoruz. Bu açıklamadan anlaşılmayan tek şey şu galiba. Üretimin nerede yapılacağı, 2025'teki üretimin nerede yapılacağı çok belli değil. Yani hali hazırdaki Koç grubunun kullanımında olan, çünkü Koç'un Türkiye'de senin söylediğin gibi Tofaş fabrikası da var, Ford fabrikası da var bir yandan. Bunlardan birinde mi yoksa sıfırdan bir fabrika mı bununla yapılacak? Alakalı bir şey yok ama ben aşağıdaki şeyden bağlantı sağlıyorum Fiat fabrikasında olacağına dair. Çünkü mevcut Egea Tipo projesi 2025 sonuna kadar uzatılmış. Egea Tipo dediğimiz şey aslında hani biliyorsun Fiat'ın eski bir Tipo modeli vardı. O yenilendi. Türkiye'de Egea, Avrupa'da Tipo olarak satılıyordu. Bu Cuma raporunun son haberi ya. Bu son haberi şöyle bitirelim. Ben biraz önce Cuma raporunun içinde daha önce defalarca söylediğim işte sen eğer iyi bir ülke yöneticisi olmak istiyorsan bu cep telefonunda falan üretim şeylerini, fırsatlarını kâra dönüştürmen gerekiyor. Yeri geldiği zaman çağıracaksın. Şunu şöyle yaparsanız, bunu böyle yaparsanız biz size şu kadar destek oluruz falan diyeceksin dedim ya. Bak şimdi Tofaş'ın yani Koç grubunun Stellantis Türkiye'nin haklarını satın alması da aslında yine işte Varank'ın mı? Varank ne bakanıydı? Sanayi Bakanı'nın mı, Ticaret Bakanı'nın mı, Cumhurbaşkanı'nın mı, kimin işi bilmiyorum ama yine birilerinin Koç grubundaki adamlar aracılığıyla bu Stellantis'in yöneticilerini şunu söyleme zamanı. Biz bu anlaşmadan çok memnunuz. Bu anlaşmadaki ürünlerin Türkiye'de üretilip dünyaya ihraç edilmesi konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Biz öyle bir planla gelin ki size yer mi lazım? TOG'a verdik size de veririz. Nasıl avantajlar istiyorsunuz? Sunun bunların hepsini bize. Bunun karşılığında ne sunacaksınız? Şu anda bak bu saydığımız markaların tamamı dünyada da hani dedim ya yoldaki iki arabadan birisi. Tabii. Dünyanın çoğu ülkesinde minimum yoldaki iki otomobilden bir tanesi bu. Yakın coğrafya, uzak coğrafya farkı. Çünkü bak aynen otomobil işinde Çin yakın coğrafya. Yani Türkiye'ye Çin'den otomobil geliyor. Niye Türkiye'den Vietnam'a Çin'e otomobil gitmesin? Kesinlikle. Niye Türkiye'den Amerika'ya otomobil gitmesin? Burada eğer biz turizmden başka kesin dolar garantili ihracatımızı arttırmak istiyorsak bir dönem otomotiv bizim için çok iyi bir ihracat kapısıydı hatırlarsan. Kesinlikle. Sonra zamanla yitirdik buradaki gücümüzü. Bu gücü tekrar kazanmak için süper bir fırsat Koç grubunun sunduğu. Kim yapacak bilmiyorum işte Sayın Cumhurbaşkanı mı, Sayın Varank mı kim yapacak birisi. Koç grubunda şu anda Koç'ta işin başında şey mi var? Ali Koç mu var? Yok. Hangi Koç var? Bilmiyorum vallahi. İşte hangi Koç Ali varsa. Ali Koç Fenerbahçe ile uğraşıyor. Şu Fenerbahçe ile uğraşıyor da bununla da uğraşıyor. Bilmiyorum ne yaptığını. Hangi Koç varsa, hangi CEO varsa diyecek ki Stellantis grubundaki yöneticilerle bir araya gelelim. Sadece bak Koç grubuyla değil yani Koç grubunun isim haklarını aldığı Avrupalı şirketle de bir araya gelelim. Ve biz bu şirketin Türkiye'de nasıl daha katma değerli, Türk halkı için nasıl katma değerli işler yapabileceğini konuşalım. Çünkü niye biliyor musun? Eğer bu adamlar Türkiye'de iş yapıyorlarsa bu adam da Türkiye'de daha çok iş yapmaya ikna edebilirsin. Zaten hani işte senin oynayacağın tek at TOG olmamalı. Yani. Evet TOG belki favori yarışı birinci bitirecek hepimizin gönlünden o geçiyor bilmem ne filan da. Türkiye'de TOG satmaktansa atıyorum Amerika'da, Mısır'da, Avustralya'da, Hong Kong'da, Japonya'daki Citroen'lerin Türkiye'de üretilmesi de
en az TOK kadar başarılı bir proje olur bence. Kesinlikle. Ve riski daha azdır. Satmakla uğraşmıyorsun, üretmekle uğraşmıyorsun. TOK'a sağladığın avantajların bir kısmını sağlayacaksın sadece. Çok zor işler değil bunlar. Yani şeyi büyütmüş oldular işte zaten. Yani Fiat, Jeep, Alfa Romeo zaten vardı. Vardı. O Stellantis çatısı altına gelince ya hadi zaten biz bunları burada güzel güzel yapıyoruz. Gelin büyütelim Opel, demişler. Opel, Peugeot, bu Citroen bunlar önemli markalar. Tabii tabii. Yani sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli markalar. Ve şimdi Koç grubu bu işi para kazanmak için girdi değil mi? Stellantis de bu işi para kazanmak için yaptı öyle değil mi? Yani burada şey yok. İş dünyasında kimse kimseye sadaka vermez. Herkes para kazanmak için. Türk hükümeti de bu işin içine para kazanmak için girmeli. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki. Çünkü bu kadar büyüklükteki bir işi daha çok büyüterek herkesin daha çok kazanabileceği şartlar sunabilirsin. Ne dedim biraz önce konuşurken? Volkswagen'de olmadı. Volkswagen'de olmayan şeyi hadi Türkiye gelsin Stellantis'te yapsın. Ve Stellantis bunu kabul etmediği zaman da Sayın Cumhurbaşkanı kalksın desin ki daha ne önemeyeceğiz desin. Yani ne istediler de vermedik muhabbeti var ya işte ne istediler de vermediği burada kullanalım. Öbür tarafta şey yapacağımıza, kullanacağımıza. Öbür tarafta kullandığımıza ne istediklerini gördük adamların. Bu heriflerin darbe yapma falan gibi bir niyetleri de olmaz Türkiye'de. Yani. Ne istedilerse bunlara vereceksin. Ve bunlardan sen ne istiyorsan onu geriye almanın yollarını en başta kuralları belirleyeceksin. O yüzden hep şunu söylüyorum. Bu ülkede hem yaşayanlar için, vatandaş olarak bizim için hem de bu ülke için fırsatlar bitmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten çok büyük bir devlet. Bu halk gerçekten çok özverili bir halk. Bu halk gerçekten birçok şeyi yapabilecek kadar kabiliyetli. Yani evet biz bir Citroen, Alfa Romeo, işte Maserati, Jeep, Opel ve Peugeot çıkartamadık 100 yıllık cumhuriyetimizde. Evet bir TOK çıkartmak istiyoruz. Ama bu demek değil ki adamların çıkarttıklarından para kazanmayalım. Biz vakti zamanında bu ülkeden Vestel yıllarca ihracat şampiyonu oldu hatırlarsan. Ne üretti Vestel? Buzdolabı üretti, çamaşır makinesi üretti. Ve çoğunu da no name yani başka markalar için üretti gönderdi. Ama Türkiye ekonomisine çok büyük bir katkısı oldu. Vestel'den önce yıllarca Özal zamanında yapılan iyi şeyler nedeniyle tekstil sektörümüz coştu. Vestel'le birlikte otomotiv sektörü bir anda Türkiye'nin en büyük ihracat rakamına ulaşan hem adetsel hem dolar bazında en büyük ihracat rakamına ulaşan sanayisi oldu Türkiye'nin. Ama geldiğimiz son dönemde Türkiye'de sadece turizm kaldı Aydoğan. O turizmi de işte görüyoruz. Şeyde, bir, Akdeniz bölgesinde Bodrum'da turistik yerlerden bir yan takipçimiz var. Oralarda yaşayan, oralarda iş yapan eşimiz, dostumuz var. Eskisi gibi öyle bir lüks turizmimiz yok artık. Adam diyor ki Bodrum'daki otelci arkadaşım diyor ki İngiliz turisti diyor 3 kuruşa diyor her şey dahil. Şubat ayında satmak zorundayım ve bir türlü burayı elden çıkarmam lazım tatil köyünü. Adam giderken diyor buzdolabındaki içecekleri bile bavuluna koyup götürüyor diyor. Bir kuruş para diyor tatil köyünden çıkıp dışarıda harcamıyor diyor. Her şey dahil buraya. Dışarı çıkarken bak benim arkadaşım var Bodrum'da küçük bir tatil köyü olan. Adam tatil köyünden dışarı çıkarken otelin barından bira alıp elinde öyle sokağa çıkıyor diyor. Aman dışarıda bir bira para vermesin diye. Şimdi turizmde geldiğimiz kaldığımız müşteri bu. Öyle gelip hani paraları saçan müşteri yok. Paraları saçan Araplar var bir tek. Yani. Arap da ne yapıyor? Geliyor İstinye Park'ta aynı Armani çantanın Galata Port'ta aynı işte bilmem ne marka pantolonun 5 farklı rengini alarak para bırakıyor. Yani onun bıraktığı para da aslında esnafa filan çok fazla şey yapmıyor. Esnafa ne yarıyor? Saç ekiminden Türkiye'nin yani. Kazandığı para yarıyor. O da ne yazık ki kılcal damarlara kadar yani halkın para kazanmasının en küçük yerlerine kadar şey turizm sektörü iyi olursa turizm sektörüne çünkü bütün Türkiye iş yapıyor. Bunun çiftçisi de, hayvancısı da, benzin istasyonu da, taksicisi de, hava yolu şirketi de herkes turizm sektörüne çalışıyor. O yüzden tek şeyimiz turizm olmasın, beklentimiz turizm olmasın. Gönlümden geçen şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın acilen bu konuya el atması. El atmaktan kastım ne? Koç grubunu tebrik etmesi, böyle bir iş yaptığınız için.
biz sizin işinizi nasıl büyütürüz Türkiye'de diye böyle bir seçenekle gitmesi. Bunu yaptığı zaman kimsenin Sayın Cumhurbaşkanı'na eleştireceğini düşünmüyorum Türkiye'de. Hazır deprem yüzünden filan da bir yığın zarar etmişken, yeni yeni masraf kapıları Türkiye'de ortaya çıkıyorken kazanç kapısı olarak böyle şeyleri ve fırsatları bence değerlendirmek lazım. Umarım. Ben olsam değerlendiririm diye iddialı bir söz söylemek istemiyorum. Değerlendirmek lazım diyelim. Tekrar Koç grubunda bu işe emeği geçen herkesin de eline sağlık diyelim ve 248. Cuma raporunu sonlandıralım. Arkadaşlar bana şeyi soruyorlar. Kaç haftadır diyorlar pazar günleri yayın yapmıyorsunuz. Bu pazar yapacak mıyız yayın? Yaparız. Yapar mıyız? Okay, büyük tamam. İhtimalle yaparız herhangi bir şeyi. Deprem nedeniyle geleceğin ay vermeyi planladığımız hediyeyi de veremedik insanlara. İnsan dedim katıl grubundaki arkadaşlara. Onu da bir organize edelim. Onu da özel bir yayın yapalım. Onu da verelim. Cihaz masamın üstünde duruyor. Benim masamın üstünde duracağını kısmetlisi, talibi, sahibi kim olacaksa onun masasında alırız. O kullansın. Ne vereceğiz bu ay? Ya Şubat ayında ne verecektik? Türkiye'de Bilkom güvencesiyle satılan neydi markanın adı? Kol saatinin. Fitbit. Fitbit markasının çok güzel bir saatini vereceğiz. Saatin inceleme videosu zaten Emel'in çektiği video kanalda var. Ama sakın şöyle düşünmeyin, incelediğimiz ürünü vermeyeceğiz. Bize inceleyelim diye ayrı bir ürün göndermişlerdi. Hı hı. Bu ürünü de, bizim hediye edeceğimiz ürünü de sağ olsunlar yılbaşı hediyesi olarak bana göndermişlerdi. Ben bana gelen tüm hediyeleri birilerine hediye etmek üzerine kurguladığım için o saate hediye edeceğim. Ayrıca videoyu kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Fuardan çektiğimiz ilk 2-3 video Xiaomi videosu. Yani pazar günü Xiaomi'nin lansmanı var diye ilk 2-3 video Xiaomi videosu. O videoların altlarında da bazı şerefsizlerin Ersin fuar masraflarını Xiaomi mi karşıladı? O yüzden mi Xiaomi'yi bu kadar yalıyorsun, yıkıyorsun filan gibi yorumları var. O şerefsizlere şunu söylemek istiyorum. O gün etkinlikte bulunan herkesi Xiaomi'nin kendilerine hediye ettiği çantaların içinden çıkan ürünleri ne yapacaklarını sorsunlar. Ben eminim ki yarısından çoğu çoktan sahibinden.com'a koyup daha Türkiye'ye gelmeden sahibinden.com'a koyup satmıştır o ürünleri. Yarısından çoğu fotoğrafını çekip eşine dostuna göndermiştir. Bunu sana aldım bilmem ne yaptım filan filan diye. Ersin her zaman olduğu gibi o ürünleri de katıl üyelerine hediye edecek. Xiaomi'nin orada bana hediye ettiği, sadece bana değil tüm dünyadan gelen gazetecilere hediye ettiği ürünleri de hediye edeceğim. İçleri rahat olsun. Hem o Ersin bütün şeyini ne derler masraflarını Xiaomi karşılamış. O yüzden böyle Xiaomi'yi yalıyorsun diyen yavşakların içleri rahat olsun. Hem de Ersin'in nasıl bir adam olduğunu bilenlerin içi rahat olsun. Ben bugüne kadar gittiğim her yurt dışı gezinde beni kim davet ettiyse onu davet ettiğini daha gitmeden önce açık kaynaklardan, nedir o açık kaynaklar? Sosyal medya hesaplarım üzerinden duyurdum. Duyurmadığım etkinliklerin de hepsini kendi paramla gidiyorum diyorum. Kendi param ne? Hardware Plus'ın kazandığı para. Bununla gidiyorum diyorum. Ayrıca arkadaşlarımıza burada da yine böyle kesin bir çizgi çekiyorum. Hardware Plus şunu yapmıyor arkadaşlar, bunu bilin. Biz kendi paramızla gidiyoruz deyip ya işte CS'e gidiyoruz bize bir $100 destek çıksanıza, $500 destek çıksanıza filan diye markalardan dilencilik de yapmıyor. Çünkü bu dilenciliğin de Hardware Plus biliyor ki uzun vadede Hardware Plus'ın yayın politikasını negatif etkileme ihtimali var. Herkesten $200, $300, $100 ve işte sen benim otelime sponsor ol, sen benim uçağıma sponsor ol, sen benim orada yediğim yemeğe sponsor ol filan diye $200, $300, $500 para topladıktan sonra Hardware Plus kalkıp biz kendi paramızla gittik filan diye duyuru da yapmıyor. Bizim bunları kimseye açıklamak gibi bir zorunluluğumuz yok. Biz yaptığımız işin standartlarından çok eminiz. Ama yavşak her yerde yavşak. Yani yüz yüze konuştuğun zaman da yavşak. Farklı farklı nickler alıp gelip işte YouTube videolarının altına bir şeyler yazdığı zaman da yavşak. Önemli olan şey bu şerefsiz yavşakları, ahlaksız herifleri boş bırakmamak. Çünkü eğer onlara cevap vermezsen onlar kendilerini veli nimetten zannedip bir iki tane daha fake hesapla bu sefer birbirlerinin bir yerlerine sıcak su vermeye başlıyorlar. Ben ne yapıyorum? Ben gördüğüm anda banlıyorum ya siteden. Bizim bir tane fazla takipçiye ihtiyacımız yok. Hardware Plus'ın YouTube kanalında da, sosyal medya hesaplarımızda da.
senin kendi sosyal medya hesabın adına konuşamam ama Hardware Plus'un tüm sosyal medya hesaplarında ve benim kendi hesaplarımdaki sizin bir tane yavşak takipçiye ihtiyacım yok. O yüzden umurumda bile değil. Yalan söyleyen, insanların üzerinde yanlış bir algı barındıran, İstanbul Sözleşmesi'ni öven, hiç kimseye ihtiyacım yok benim. İstanbul Sözleşmesi'nin yasaklanmasını öven, hiç kimseye ihtiyacım yok benim. Yayın olarak da ihtiyacım yok, kişi olarak da ihtiyacım yok. Hayatımda da bulunduğum ama çok gerekli değil. Evet. İnsan olarak başka bir yerde bana temas etmeden mutlu ve mesut yaşadıkları sürece herhangi bir derdim yok. Onu da son not olarak söyleyelim. Ve 248. Cuma raporunu şu notla bitirelim. Önümüzdeki aylarda katıl üyelerine daha çok Xiaomi ürünü hediye edeceğim. Bir tane Mi Band verdiler. Bundan benim bir ay, bir buçuk ay önce 900 euro satın aldığım Mi Band 7'yi verdiler. Ulan dedim bunu verecektiniz daha önce verseniz ben bunu satın aldım. Prosör verselermiş. Aynen. Bir tane de Power Bank verdiler. Ben satın hediye edeceğim için bunu lansmanda verdiler, hediye ettiler. İçeride konuşurken arkadaşlar dedim işte Türk, Çinli karışık bir grupla ayaküstü sohbet ederken ben bana gelen hediyeleri takipçilerimize hediye ettiğimi söyleyince oradaki Çinli bir arkadaş, tanımadığım Çinli bir hanımefendi, hiç dönüp görevini filan da sordum. İçeride bir odaya gitti, bir set daha getirdi bana. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben de ve şeydi de lütfen bunları da takipçilerinize hediye edin dedi. Ben onu da aldım. Yani bu da demektir ki ben de şu anda iki tane Mi Band 7, iki tane de Power Bank var. Bana hediye edildi bir tanesi. Bir tanesi de bana emaneten verildi. Niçin? Hediye etmeye. Katıl üyelerimizi. Şartlı bağış. Aynen öyle, şartlı bağış. Katıl üyelerimizi hediye edeyim diye. Ben bir gece Barcelona'da pilim bittiği için telefonumun benim kaldığım yer. Ben Barcelona'nın gettolarında bir yerde kaldım. Yani hani hatta ilk gittiğim gece şeydi. Ağacın dibinden insanlar yarısı içilmiş sigara topluyorlardı. Öyle bir yerinde kaldım Barcelona'nın. Öyle miymiş? Ayrılmadan bir önceki gece miydi? Tabii ayrılmadan bir önceki gece. Giderken navigasyondan bakıyorum şarjım bitiyordu. İşte o bana ikinci paketin hediye edildiği gün açtım o powerbank'i kullandım. O yüzden powerbank'lerden bir tanesini de kullanılmış olarak hediye edeceğim. Kusura bakmasınlar. Test edilmiş. Ya beni orada keceklerdi hani öyle bir ortamda. Ya hiç powerbank olmayacaktı. Yani hediye de olmayacaktı. Ersin doluydu. Ersin kalacağı yeri bulup gidecekti. Ben o yüzden şimdiden o powerbank'i alan arkadaşımızın, o powerbank kime çıkacaksa o powerbank'i alan arkadaşımızın anlayışını rica ediyorum. Bu hediye medya hikayelerini zaten sosyal medyada duyuyoruz. Tekrar söyleyeyim, sadece katıl üyelerine hediye ediyorum. Geçenlerde şöyle muhabbetler oldu. Mesela biz burada depremle falan uğraşırken ya Şubat ayı çekilişini niye yapmıyorsunuz diye soranlar oldu. Sırf çekilişte bir şey kazanacaksınız diye katıl üyesi olmayın arkadaşlar. O büyük ihtimalle şeye mi denk geliyor böyle yeni ödeme şeyine denk geliyor. Ya bilmiyorum ne olduğunu da yani bizim katıl üyelerine herhangi bir şey hediye etmek gibi bir vaadimiz yok. Ben bakın çok ne söylüyorum. Kendime gelen hediyeleri hediye ediyorum katıl üyelerine. Başka insanlar o hediyeleri alıp satıyorlar. O işten de para kırıyorlar akılları sıra. Ben hediye ediyorum. O yüzden lütfen Ersin hani bize bir şey hediye edecektin filan diye hiçbir sosyal medya şeyinde platformunda burayı telefonla arayarak filan bu tarz şeylere girmeyin. Katıl üyelerinin nelere sahip olduğu belli. Neye sahip katıl üyelerimiz? Ayda bir kere kamera arkası görüntüleri izleme hakları var. Bazı videolarımızı erken yayına almıyoruz. Bazı videolarımızı onların daha erken izlemesini sağlıyoruz. Mesela Cuma raporları çoğunlukla böyle yapıyoruz. Ertesi sabah yayına alacağımız videoyu bir gece önceden onları açmaya çalışıyoruz filan. Başka neyi var katıl üyelerinin? YouTube kanalındaki yorumlarda yanlarına ikonlar hazırladık. O ikonlar var. Canlı yayınlarda, cevaplarda, yorumlarda filan bir iki tane özel emoji hazırladık. Onu kullanabiliyorlar. Bir de bir Telegram grubumuz var. Katıl üyelerinin katılabildiği. Ne yapıyorlar katılıp? Birbirleriyle düşünce, fikir paylaşıyorlar. Öyle bir grup. Bunun dışında katıl üyelerine herhangi bir vaadimiz yok. Şu an için. Hediye bir vaat değil. Hediye hediye. Hediye hediye. Ayrıca hediyeler konusunda çok dedim. İhtiyacı olana çıksın falan gibi bir derdim yok. Kim şanslıysa ona çıkacak bu. Biz kimin ihtiyacı, neye ihtiyacı var bunu bilemeyiz. Biz herhangi bir ihtiyacı
gidermek için de yayıncılık yapmıyoruz. Çok net bu hikaye. O yüzden ben hani o şey diyen yavşaklar var ya, bütün parayı Xiaomi mi ödedi, o yüzden Xiaomi'yi bu kadar yalıyorsun diyen yavşaklar var ya, onların bunu söylemelerine rağmen Xiaomi'ye teşekkür edeyim. Niye teşekkür ediyorum biliyor musun? İki tane Mi Band 7, iki tane de Powerbank takipçilerimizle paylaşma imkanını bana sağladıkları için teşekkür edeyim. Yoksa beni Barcelona'ya tabii ki Xiaomi falan göndermedi. O çok net. 249. Cuma raporunda, 8. yok 48'i bitiriyoruz. Ha. 249. Cuma raporunda daha mutlu ve mesut bir Türkiye'de, herkesin hayatından daha memnun olduğu bir Türkiye'de buluşma umuduyla kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.